Değerli izleyenler, Bereket Hayvancılık ekranlarından herkese merhabalar. Hayvan ve Sağlık programında tekrardan sizlerleyiz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de değişik bir konumuzla beraber e, sizlerle beraber olacağız. Öncelikle konumuzu hatırlatayım sizlere. Bu pazartesi günü e, özellikle sırlarda yaygın görülen hastalıklardan bahsedeceğiz. Nedir bunlar hepimiz biliyoruz. Şap, şey, tüberküloz, çiçek hastalığı, e, brusella aklımıza ilk gelenler. Bunların haricinde daha önemli hastalıklar var mı veya bu hastalıklarla mücadelede neler yapmalıyız? Hayvanımızı bir şekilde hastalandırdıysak nasıl tedavi etmeliyiz? Ama tabii ki bundan önce en önemlisi her zaman programlarımızda bahsettiğimiz gibi bu hastalıklardan korunmak için koruyucu hekimlik adına önlemler neler almalıyız bunlardan bahsedeceğiz. Hemen Tahir hocamıza da bir merhaba diyelim hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar buradan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hocam bu akşam başımızın belası olan çokça da ülkemizde yaygın evet. görülen hastalıklardan evet. bahsedeceğiz. Hastalıklara geçmeden önce birkaç hatırlatma var onları sizlere hatırlatayım değerli izleyenlerimiz. WhatsApp ihbar attığımızdan sorularınızı bekliyoruz. Biliyorsunuz ki aktif olarak kullanıyoruz bu hattımızı. Sizden gelen sorularda da elimizden geldiğince yayın içerisinde cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle konuyla alakalı olanlar daha öncelikle cevaplanacaktır. Diğer mesajlarda hafta içinde Tahir hocamız tarafından birebir cevaplanıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun haricinde Facebook'tan canlı yayınımız var. Bereket Hayvancılık sayfamızdan. Oradan da takip edebilir. Altına yorum olarak sorularınızı ekleyebilirsiniz. Oradan da sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Ufak bir hatırlatmam var. WhatsApp ihbar attığımızda maalesef sesli aramaları kabul edemiyoruz. Sadece mesajlarını yazarsanız e, mesajlarınıza, sorularınıza elimizden geldiğince yer vermeye çalışacağız diyelim. Konumuza da bir giriş yapalım. E, hocam yaygın hastalıklar e, bu dönem hani şu an çok cebelleşmiyoruz belki ama her dönem bazen lokal olarak bazen ülke genelinde biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk sene oluyor herhalde bu şap salgını yaşadık. Ee, genel olarak şöyle diyebilir miyiz? Ee, başlıca görülen e, bazı hastalıklar var. Hangi hastalıklardır bunlar en çok yaygın ülkemizde görülen, yayılan ve tehlikeli olan? Evet. Şimdi tabii yaygın hastalıklar deyince ben bunu e, kendime göre ikiye ayırıyorum. Ee, bir salgın hastalıklar, hı hı. bir de sürü hastalıklar. Salgın hastalıklar mesela şap en bir numaralı evet. Hastalığı, hastalık. Evet. Ee, şap bir salgın hastalık ama öbür taraftan mesela bir bruselloz veya tüberküloz bunlar da sürü hastalığı İşte biz hepsiyle de e, karşı karşıya geliyoruz biliyorsunuz bruselloz tüberküloz sürü hastalıkları evet. bunlar sürüye girdi mi çıkmaz ama şap öyle değil şap gelir vurur deverir götürür sonra gider ee, giderken de biraz iz de bırakır tabi ne olur? Yani daha sonra biz ayak hastalığı çekeriz. Veya meme hastalıkları çekeriz. Şap gider ama arkasından da artçı sarsıntıları gelir. Hı hı. Hani biliyorsunuz ben hep şapı e, depreme benzetirim. Şimdi tabii e, tüberküloz ve bruseloz öyle değil. Tüberküloz, bruseloz girdiği yerde çıkmaz. Ta ki biz yok edene kadar. Nasıl yok ederiz? Yani çiftliği yok ederiz. Çiftliği ee, hayvanlarıyla beraber çıkarır, bir, bir iki sene işte boş bırakırız, dezenfekte yaparız falan filan. Ondan sonra tekrar hayvan koyarız. O zaman kurtuluruz. Yani bu biraz farklı iki olay var. Yine son zamanlarda çiçek diyorlar biliyorsunuz. LSD veya e, LCD dediğimiz hastalık. O da aynı durumda. O da şap gibi geliyor... E, Gidiyor ama giderken de arazlar bırakıyor ve hayvanları öldürüyor. Ee, LSD hastalığı. Onu hani ilk hatırlarsınız e, Eylül 2013'te, e, 2013'te ilk defa görüldü evet. Türkiye'de. Geçtiğimiz yaz aylarında da bayağı ha. E, bir etkisi oldu. Çok yani. oldu, çok oldu. Özellikle Devlet sizin taşılama yapıyor biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Biliyor. Bizim oralarda da çok oldu. Hı hı. E, bu 2013'te görüldüğünde ilk defa gazeteler buna Afrika hastalığı diye. Değil mi? Söylediler ve Afrika hastalığı olarak önce e, bilindi, sonra da gerçek tabi ortaya çıkınca e, lampişkin diziz yani yumru de, yumrulu deri hastalığı hı. tam Türkçe karşılığı yumrulu deri hastalığı olarak e, teşhis edildi. Ama bu bir bir çeşit çiçek hastalığı olduğu için bizde de çiçek hastalığı diye geçiyor. Hı hı. Aslında köken olarak da keçi çiçek veya koyun çiçek hastalığıyla aynı e, gruptan bir virüs. Hatta biliyorsunuz bizde koyun keçi çiçek aşısı kullanılıyor. Şu anda da devlette de onu kullanıyor biliyorsunuz. Tarım Bakanlığı da onu kullanıyor. Dolayısıyla o da bir e, salgın hastalık grubunda. Hepsi bunların. Türkiye'de e, şap çıkmıyor biliyorsunuz yani. Şimdi neden şap çok önemli? Bugünler için tekrar önem kazanabilir ne yazık ki düşünmek lazım. Ee, hayvan hareketlerinin hızlandığı dönemlerde şap da geliyor bizi buluyor. Değil mi? Hayvan hareketleri ne zaman hızlanır Türkiye'de Kurban Bayramında. Aynen. Demek öyle. ki Kurban Bayramı şap için bir ee, Handikap bir problem. Hocam bayram sonrası da yerine e, insanlar hayvanları alıyor. geliyor? O zaman da tekrar besi başlıyor. Tabii ne oluyor yani neticede hayvan hareketleri. Evet. Şimdi derler ki hani şap her şekilde bulaşır daha kuşun kanadından bulaşır şap çok bulaşıcıdır tamam da yapılan dünyada yapılan çalışmalar var 95 yapı bulaştıran insan insanlar. Hocam hastalıklara teknikle yani tek insanlar geçeceğiz. derken şöyle bir şey Hı -hı. söyleyeyim. Yani insanların sebebiyet verdiği olaylar, hareketler. tek tek değerlendireceğiz. Ondan evet. önce geçtiğimiz haftadan siz de biliyorsunuz bizde Ha. soru ha. izleyenlerimize bu haftanın sorusu da aslında siz başta ipuçları verdiniz İzleyenler ilk bölümü izleyenler belki biraz fikir sahibi olmuşlardır ha. bu akşamda diyeceğiz ki bu yaygın görülen hastalıklardan korunmak için en etkin iki tane yol söyleyin bize her zaman sizler de söylüyorsunuz tedavi değil bizim için korunma önemli bu hastalıklardan ahırımızı uzak tutmak için hayvanlarımızı uzak tutmak için iki tane yöntem istiyoruz sizden. Ben şunu yaparsam ahırıma bu hastalıklar bulaşmaz ve bunu yapıyorum dediğiniz zaten hocam da bolca korunma yöntemlerinden de bahsedecek. Evet. Ee, bizi ucundan kulağından duyanlar zaten az çok e, cevapla alakalı fikir edinirler. Programın tamamını izleyenler de zaten öğrenecek ne yapması evet, gerektiğini. Evet. Bence de iyi iyi fikir bu soru işi. <laughs> Hem akılda kalır. Hocam o zaman şöyle yapalım. Ee, zaten bu başlıca görülen sizin de belirttiğiniz gibi dört tane sanıyorum hastalık var en yani çok. Şaptan başladık şaptan devam edelim. Evet. Evet, evet. Şapın özellikle bu dönemde görülebileceğinden veya genellikle zaten ülkemizde görüldüğü zamanlar bu zamanlar. Bu mevsim dediğiniz gibi Kurban Bayramı sonrası veya öncesi. Kurban sonrası büyük bir problem yaşanır her zaman. Çünkü hayvan hareketleri artar ve insanlar insanlar hayvanları hareket ettirirler. Yani, yani asıl kamyona bindiririz şapın. Evet, evet. <laughs> kamyona bindiririz ve kamyonlar eskisi gibi değil, çok hızlı. Değil yani mi? Işte 2015 29 Eylül'ünde Van'da çıkmış burada kaydı kaydı var. Evet. Şu yaygın olan. 29 Eylül 2015. Eylül, 2015. Hı hı. Eylül ayı geçeli de birkaç gün oldu görürsünüz. Evet. <laughs> yani sonuçta bir senede uğraştık hocam o, he, o zaman bir yani, tüm gençler, pazarlar tabii, falan Çok mahvolduk. Yani. Neden neden mahvolduk? Çünkü bilmediğimiz daha doğrusu hayvanlarımızın tanışmadığı bir ırk şey e, suçla hı hı. karşılaştık bir suçla. Değişik bu. bir tip diye. nepal, nepal suşu. Ve bu anep 84 diye bir isim koydu, koydular o suşa. Bu suç geldiğinde Türkiye'deki hayvanlar ve biz yani veteriner hekimler hiçbirimiz tanımıyorduk bu hastalığı. Ne yazık ki tanıştık. Böyle olunca hızla yayıldı. Neden? Çünkü bunlar arasında Çapraz bağışıklık yok. Yani birine karşı hayvan bağışıksa, aşılanmışsa ötekini de korumuyor. Ötekini de ayrıca aşıya eklemek zorundaydılar ve nitekim hızlı bir şekilde eklendi. Hı hı. Eklendi ama eklenene kadar da gene birçok hayvan hasta oldu ve yayıldı. Ne oldu hocam? En çok zarar nerede gördük şaptan? Şaptan. Yani en çok hani hangi hayvanlarımız zarar görür? Tabii sığır. Sığır. Çünkü bu şap A yani temel olarak geviş getirenlerin tümüne bulaşır ama en fazla sığır. Bütün geviş getirenlere bulaşır. Ama en fazla sığır ve daha kötüsü bir şey daha söylemek istiyorum. Buzağlar kalp kasına doğrudan virüs etki ettiği için derhal ölür. Şap olmadan yani şap belirtisi göstermeden ölür şap belirtisi görmezsiniz. Onun için tedavi etme şansımız kalmıyor. Hiçbir şekilde öyle bulursunuz. Hı hı. Neden? D buzağının doğrudan kalp kasına vurduğu için. O aç o açıdan bizim e, şapı hakikaten demin söylediğim tarzda deprem gibi görmemiz lazım. Deprem. Bir anda oluyor. Ha neden? Bir anda olması ayrı, bir anda oluyor ona bir şey tamam ama ayrıca deprem nedir? Hani ne diyor bilim adamları? Depremden Korkma e, çünkü deprem nasıl olsa gelir ama sen hazırlıklı olacaksın. Yani binanı düzgün yapacaksın. Hakikaten. Binanı düzgün yap. Deprem her zaman gelebilir. Şap da öyle. Şap her zaman gelebilir. Biz aynı depremdeki gibi işimizi düzgün yapacağız. Peki işimizi düzgün yapmanın yolu ne? Aşılama bir. Aşılama. iki. Geçen seferden ders alırsak aşılı hayvanlar da hasta oldu. Hı hı demek Değişik ki. Bir suç evet. Demek ki aşılama tek başına etmiyor. Biz her zaman ne anlatıyoruz? Biyogüvenlik. güvenlik. Biyo güvenlik neyi kapsar? Önce karantinayı kapsar. Birinci elde karantinayı kapsar. Bilmediğiniz bir hayvanla sizin hayvanınız yan yana geldiğinde bir risk oldu demektir. Riske girdiniz demektir. Ha bu risk hastalıkla sonuçlanır veya sonuçlanmaz. Ama böyle bir risk olduğunu bilmemiz lazım. Onun için bütün bu hastalıklar için söylüyorum. Tüberküloz, bruselloz, çiçek, şap hepsi için söylüyorum. Öyle bir hayvanı ipinden tutalım, bizim sürüye katalım. Hiçbir şekilde yapmayalım onu lütfen. Yani bundan vazgeçelim. Böyle bir şeyden aklımızın kenarından geçmesin. Bir numaralı aslında hastalığı çeşitli hastalıkları bulaştırmamız Karantina. bu şekilde oluyor. Tabi biz hastalıkları böyle gezdiriyoruz işte. Hı hı. Onun için diyorum şapı insanlar bulaştırır diye. <laughs> Şapı gezdiren, vandan Konya'ya, Konya'dan İzmir'e getiren kim? İnsanlar. Hayvanlar sürüyle çıkıp gezmiyor oralarda. İnsanlar getiriyor. İnsanlar nasıl getiriyor? Daha önce anlattım ama bu konu çok önemli. Herhalde ne kadar çok anlatırsak o kadar da faydalı olacak bu anlatımlarımız. Hayvanlar inkübasyon dönemindeyken, hastayken ama belirti göstermezken ne oluyor? Biz sağlıklı sanıyoruz onları. En büyük yayılım sebebi de budur. En büyük yayılma sebebi budur. Hayvanlar dış görünüşte inkübasyon döneminde yani kuluçka süresi içerisinde dış görünüşte gayet sağlıklı gözüküyorlar ama hmm. hastalar ve hastalığı yayar durumdalar. Bakın bu bu işte bizi e, zorlayan konu. Şimdi bindiriyor kamyona arkadaşımız. Getiriyor. Sorsan ona hayvanlar hasta değildi. Hı hı. Gayet de sağlıklıydı. Hiçbir problemi de yoktu. Ne ağzı akıyordu ne memesi yaraydı ne ayağı yaraydı. Hiçbir şey yoktu. Ama hastaydı. İşte bu bizi e, kötü duruma sokan bu. Asgari iki hafta bu hayvanların öteki hayvanlarla temas etmemesi lazım. o zaman Tabii keza yüzden, bu hayvanların yeterliyse. taşınması esnasında kullanılan kamyon da aynı şekilde. Değil mi? Hasta hayvan gittiyse o da bulaşır. Tabii. Yani şimdi hiçbir şey yok mu elinizde? Bir çamaşır sodası vardır herhalde ya. Yani. Hiç olmazsa çamaşır suyu vardır. Bir şey vardır temizleyeceksiniz o kamyonları da. Bunun daha ileri boyutta kullanabileceğimiz efendim virüsleri daha hızlı öldüren de var ama hı hı. mesele değil. Bir fırçanız olacak. Yapacaksınız bir yüzde ikilik ya da dörtlük bir solüsyon, fırçalayacaksınız. Şu anda hayvanlar hasta değildi demek ki hasta olmayacak. Öyle bir fikir yok, öyle bir duygu yok, öyle bir bilimsel durum da yok. Bizi en çok üzen ve bize en çok zarar veren durum, yani tekrar ediyorum, tekrarda da artık zarar görmüyorum, inkübasyon yani kuluçka dönemi. Kuluçka döneminde hayvanları gezdiren biziz. Tabii ki kimse ağzı burnu akan, ayağı topal memesi hasta hayvanı pazarlarda gezdirmiyor. Belki böyle bir şey yapmıyoruz, tamam ama, ama sapa sağlam hayvan da hasta olabilir dediğiniz. Sapa sağlam gördüğünüz de. hayvanlar işte hasta ve hastalık saçtıkları halde klinik olarak bize belirtilerini göstermiyorlar. Belirti gösterdiklerinde de zaten ötekilere atlatmış oluyorlar hastalığı. Şapta bizi eee e, üzen budur ve bu konuya halen e, bir şey getiremedik. Bir farkındalık getiremedik. Ondan hemen yeri geldi Hı -hı. E, soruyu hemen ileteyim size. Çünkü bahsettiğiniz konuyla birebir örtüştü. Hemen evet. şimdi geldi sorumuzda. Hı -hı. E, şansımıza hemen gördük diyelim. Evet. E, selamlar demiş izleyenimiz. E, genç çiftçi projesinden hayvanlar almış kendisi. Hı -hı. E, bu hayvanları aldıktan sonra diyor doğudan gelen e, İçeride iki tane danan vardı diyor. Büyük ihtimalle bahsettiğiniz karantina koşullarına uyulmadan hepsi aynı ahıra konmuş. Onlar geldikten sonra diyor burun akıntısı, ağız köpüklenmesi ve göz kızarması oldu. İştahsızlık da var. Şap olabilir mi diye sormuş. Bu şapa benzemiyor bu dediği. Yani bu şapa benzer inşallah değildir zaten. Şapa mi? olarak değil de hani özellikle karantina koşullarına uyulmadığından hareketle sormak istedim. Karantina sana. koşullarına koşullarına U uyulmadığı garanti de onu geçelim. Bu büyük bir ihtimal yoldan gelen hayvanda çıkmış değil mi? Öyle mi? Yok. halihazırda e, hali hazırda ahırında duran hayvanlarda sıkıntı görülmüş. Yoldan gelenlerde değil. Hı. Evet. Tabi şapın ana belirtileri şapın ana belirtileri biliyorsunuz Hı. ağızda yara evet. ayakta yara, memede yara. Bu üçünden de bahsetmiyor galiba. Köpüklenme diyor. Yaraya bağlı olarak bazen gözükebiliyor A, ama. Köpüklenme olabilir değil. ama Hı -hı. daha çok şapta biliyorsunuz e, ip gibi akar. Değil yani mi? Böyle evet. ip gibi akar. Bu belki pastorella veyahut bir solunum yolu enfeksiyonu. Bilmiyorum şimdi tabi. Evet. Buradan e, görmeden söylemek mümkün değil. Bir solunum yolu enfeksiyonu, pastorella gibi bir şeye beni sevk etti ama bilmiyorum. Hı -hı. Şap hastalığı da genelde ağızda köpükten ziyade ip gibi evet. akıntı ip Hı -hı. gibi eee tabii şu var yeni geçtik Kurban Bayramı'ndan ve geçen sene de Kurban Bayramıyla ilgiliymiş eylülün işte 29'unda çıkmış. Evet. Yani şimdi de 2 Ekim'deyiz. Kurban Bayramı'nı da yeni geçirdik. Eee inşallah böyle bir durumla karşılaşmayız çünkü hayvan hareketlerinin artması, hastalıkların artmasıdır. Biz hayvan hareketlerinde ne yazık ki biraz şey, dikkatsiziz öyle diyeyim. Dikkatsiziz. Hı hı. Böyle hayvanları kamyonlarla böyle gezdiriyoruz. Şimdi bakın burada siz de demin söylediniz. Pazara geldi mesela hayvan. Evet. Pazardan biri aldı, satın aldı, götürdü. Bir problem. Satılmadı, geri götürdü. O da bir problem. Hı hı. Pazarda hani aynı ben bunu şeye benzetiyorum. Evde duran çocuklar hasta olmuyor da kreşe verince hasta oluyor. Ne orta kulak iltihabı kalıyor ne boğaz iltihabı kalıyor çocuklar. Hayvandan hayvana nasıl bulaşır hocam şap? Şapta hayvandan hayvana bulaşıyor yani ne zaten. yollarla bulaşır? Genelde her yolla yani o akıntılarla Hı. ve e, solunum yolu enfeksiyonlarıyla şeyle ne, nasıl söyleyeyim size yediyle içtiğiyle aynı e, yalaktan su içmeyle değil mi? Hı hı. Mesela aynı yalaktan su içmiş olabilir. Yan yana durmuş olabilir. Evet. Yani şap e, bir virüstür ve hızla bulaşır. Burun şey ağız akıntılarıyla çok çeşitli şekilde bulaşır. Hı hı. Onun için şapı e, bulaştıran biziz demekle onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Çünkü hayvanlar e, bazen merada yan yana geliyorlar biliyorsunuz. Evet. Merada hani merada yan yana geliyorlar ama Mera dışında nasıl yan yana geliyorlar? Ee, şeyde hayvan pazarlarında. Hı hı. Ee, hayvan pazarlarında aynıca, ayrıca birçok hastalık da bulaşıyor. Sadece o değil. Yani birçok e, solunum yol enfeksiyonu yapan virüsler de yine hayvan pazarlarında bulaşıyor. Hayvan pazarları bizim için e, çocukların kreşe gidip de ilk, e, şey hastalık kapması gibi yani öyle düşünün. <laughs> <laughs> çocuk... Oradan bir bağışıklık. Tabii tabii ben öyle hep etrafta çoluk çocuk şey yapıyorum. Çocuk kreşte kapıyor hastalığı. <laughs> Neden? Çünkü grup orada. Ee, orada e, alıyor orta kulak iltihabını veya boğaz iltihabını orada alıyor çocuk. Değil mi? Yani şapta öyle veya bizim e, şu anda biraz evvel sözünü ettiğimiz solunum yolu enfeksiyonu veya pastorella enfeksiyonu o da öyle bulaşıyor. Aynen öyle. İzleyenlerimizin çok sayıda mesajı var. Buyursunlar. Ee, bu arada hemen e, biraz önceki izleyenimiz cevap atmış. Onu da Mehmet. Evet. Okuyayım, e, okuyayım. abi aynen. A, dediğiniz gibi hocam. Akıntı ip şeklinde ağızdan yere doğru uzuyor. Burundan beyaz akıntı geliyor. Halsiz, iştahsız demiş. Hmm. Hocamın o, dediği gibi köpük değil de hani ip gibi, ip gibi. bir akıntı i̇p var ip demiş. İp gibi akıntı e, ise e, e, yeri belli mi? Yazmamış ama yazacaktır bizi izleyen çünkü cevap şey, veriyor e, Tarım müdürlüğüne hemen hı hı. Hemen. Çünkü şöyle bir şey oldu biliyorsunuz Bu Nepal 84 Sivas Sivas Nepal 84 çıktıktan sonra e, Tarım Bakanlığı onu da ekledi Aşı suçları içerisine hı hı. Tabii o hastaya aşı yapın manasında söylemiyorum Ama, ama teşhis, için şey söylüyor. teşhis için söylüyorum Teşhis için söylüyorum Çünkü her zaman önemli olan teşhistir teşhise göre ne, ne tedavi yaparız ona göre bakarız. Tedavi konusunda biraz sonra belki konuşuruz. Tedavisi Tabii olan gelince, yani gelmiş. tedavisi olan bir hastalık değil ama biz tedavi girişimleri yaparız sürekli. Yani tedavi Hı -hı. yapmayacağız da kendi haline mi bırakacağız? Tabii ki uğraşırız. Yoksa virüs olduğu için direktman bir tedavisi söz konusu olmuyor ee, biliyorsunuz. Hı -hı. Efendim şimdi e, şapla ilgili e, devam edeyim. Şapın arkasından gelen iki tane enfeksiyon her zaman için söylüyorum. bir Bitmesi, ayak hastalığı yani topallık, diğeri de mastitis. Şapın arkasından mutlaka bu iki artçı sarsıntı gelir. Ee, onun için e, ülkemizde de e, yaygın bir problem olduğu için hiç 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 de bitmez biliyorsunuz. Onu da e, aklımızın bir kenarında tutalım. E, bir Konu daha vardı geçen seferden hatırlıyorum. Şap insanlara bulaşır mı diye sormuşlardı. Aynen o soru da He. daha doğrusu şöyle. Hmm. Şap biraz da bu ana haber bültenlerine falan taşındığı zaman şehirli kesim bunu daha Korku çok merak ediyor. Korku salıyor insanların ucunda. Evet <laughs> etten bulaşır mı sütten bulaşır mı Bulaşmaz. hayvandan bulaşır mı çok fazla soru gelebiliyor bu konuda. Şap'ın e, Dünya Sağlık Örgütü olsun Veteriner Hekimler Konseyi olsun basın bildirilerinde bunları yazdılar. Ee, ve şap insanlara bulaşmıyor. Ee, şap halk sağlığı yaratacak bir durum değil. Hı hı. Dünyada şapın insanlara bulaştığı ve e, teşhis edildiği 5 veya 6 vaka olmuş dünyada. Onlar da şey hep laboratuvar kazasıymış olanlar. Hı, orada bir işlemler yapıyorlar. Herhalde. Ya. Onlar ağır bir şeyle maruz kaldı. Olsun. Tabii bir de İnsanların bazen küçük çocuklarda da işte, insanlar e, böyle bağışıklık sistemi iyice çökmüş havadan nem kapacak bir şekildeyse öyle de şap insanlara bulaşabilir deniyor ama böyle bir şey yok bir halk sağlığı e, şey yok yalnız bir e, bu ara bilmiyorum televizyonda falan da duydunuz mu? el ayak ağız hastalığı diye insanların bir hastalığı var. El ayak ağız hastalığı bilhassa çocuklarda. Hatta iddia şudur. Suriyelilerde çoktu. Bize de geldi diyorlar. Öyle de bir iddia da var yani Suriye vasıtasıyla geldi diyorlar. Bu el ayak ağız hastalığı başka bir virüs. Tamamen şap hastalığıyla alakası olmayan başka bir virüs. Hocam Çocuklara bir bulaşıyor. Araya gireyim reklam arasına gidelim aradan sonra. Öyle mi? Tamam ha, edelim. tamam. Peki. değerli izleyenler, yaygın hastalıklardan konuşuyoruz. Özellikle sorumuzu da hatırlatayım reklam arasında düşünme şansınız olsun. en önemli iki korunma yöntemini soruyoruz. Sizlerden gelen mesajları da programın son kısmında yorumlayacağız. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra sizlerleyiz Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra programımız devam ediyor bu akşam yaygın hastalıklardan bahsettik. Bu yaygın hastalıklardan nasıl korunmamız gerektiği, tedavi yolları neler? Bunlardan hep bahsedeceğiz. Bir de sorumuz vardı. Yaygın hastalıklardan korunmak için nelere dikkat edilmeli yönünde bu sorumuzu da sorduktan sonra sizlerden cevapları bekliyoruz. Hemen Tahir hocamıza sözü verelim. Hocam en son şaptan bahsediyorduk. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir de size soru yönelteyim. Oradan devam edelim evet. isterseniz. Bir izleyenimiz şöyle demiş, benim ahırımda şap görüldü daha önce demiş. Hı. Aynı ahırda da bazı hayvanlarda oldu şap gözüktü, bazı hayvanlarda gözükmedi. Yani bulaşıcı olduğundan bahsediliyor, sebebi nedir diye sormuş izleyenimiz. Hı. Evet, şimdi tabii e, ne zaman görüldü ve ne suçlar çıktı bilmiyorum. Hı hı. Suç dediğimiz yani şapın çeşitleri herhalde artık duya duya öğrenmişlerdir. Alıştık artık dediğiniz gibi. Şapın çeşitleri. Şimdi A-O-Asya en çok Türkiye'de görülen onlardı biliyorsunuz. A-O-Asya'ydı. Sonra da e, işte Nepal su suçu çıktı. Bir ara İran suçu çıkmıştı. Onlar da Asya e, gibi. Şimdi e, bizde görülmeyenler Sat-1, Sat-2 ve e, C tipinin görülmediği söyleniyor. Onlar Afrika'da Sat-1, Sat-2 falan görülüyor. Şimdi şöyle olaya bir bakalım. E, diyelim ki hayvanlarınız aşılı, A O Asya aşılıydı atıyorum. Yani görmediğim için A O Asya aşılıydı ve gene A O Asya suşu geldi. Aşısı tutanlar hasta olmadı. Aşısı tutmayanlar hasta oldu. Yani benim görüşüm bu. Hı hı. Ama Nepal suşu geldiğinde hepsi hasta oldu. Şimdi bu geç son bir yıllık, bir buçuk yıllık önceki Nepal suçu dışında kilerse böyledir olay. Olay bu şekildedir. Hı hı. Yani aşısı tam tutanlar hasta olmadı. Peki şey aşısı tam o? tutmayanlar hasta oldu. Onun niye olduğunu hı hı. da anlatabiliriz tabii. Ki. Aşı harici hayvanlarda bir direnç bir dayanım var mı? Her zaman vardır. Da. Hayvanların şahsi direnci vardır. Yani grip hı hı. salgını olur. Mersin. Siz Hasta olmazsınız ben olurum. Hı -hı. Evde herkese grip geçirir bir tanesi hasta olmaz. O kişisel direnç vardır her zaman bizim e, konularda kişisel direnç vardır. Yalnız e, bu bu konu kişisel dirençle ilgili değil doğrudan doğruya e, şeyin yani bizim deyimimizle e, vücuttaki bağışıklığın titrasyonu seviyesi Hı -hı. yani vücuttaki bağışıklığın korunmanın seviyesiyle ilgili normal olarak şöyle baştan alırsak arkadaşımız Tabii. bu konuya değinmiş olmakla aslında bize yeni bir konu açmış oldu. Şap aşısı sistemli yapıldığında hı hı. mesela 4 8 12 yani buza doğdu. 4. ayda bir aşı, 8. ayda bir aşı, 12. ayda bir aşı. 4 ayda bir aşı ve mümkün olduğu kadar da her 4 ayda bir devam. Hı hı. Bu şekilde yapıldığında aşı çok iyi tutuyor. Bakın Bağuzada'dan başladık ama. Doğurday. Ha. Uzada'dan de başladık edeceğiz. ha. Şimdi ömründe hiç aşı görmemiş bir hayvan. Ve aşı yaptık. Bir kere yaptık. Daha doğru dürüst aman zaman demeden de hastalık geldi. Ne oldu? Hı hı. O hayvan daha yeterince titrasyon oluşturmamıştı. Yani yeterince bağışıklık seviyesi oluşturmamıştı. Hı hı. Ve hemen hasta oldu. Yani böyle de düşünebiliriz. Geçmiş yıllarda biz bunları çok yaşadık. Hı hı. Suç gelir. Ama sizin hayvanınız daha aşılıdır da hatta aşılı olduğu halde hayvanınız şey olur hasta olur. Genelde böyle şeyler de akla gelir. Yani aşı henüz belli bir seviyeye çıkmamıştı bağışıklık seviyesine ve hayvan hasta oldu. Böyle şeyler de akıllara gelir. Bu virüs işleri böyle karışık bir iştir yani. Rapel gerekli midir aşılara? Böyle bunlar rapel işte. Yani 4 ay yeterli. 21 gün sonra yani bir daha ay. Yok bunda yok. değil. Bunlar hı -hı. değil. Bu şekilde değil. Yani 4 ay sonra değil. 4 ay, 4 ay, 4 ay ve genelde 4 aylık periyotlarla sürekli devam eden e, hayvanlar e, hep bağışık kalabiliyorlar. Hı -hı. Ama devam ederse. Devam hı -hı. ederse. Evet. Yani bence ilk başta buzaalık döneminde başlaması lazım Has, Hastalığa karşı aşılamanın öyle diyelim. Hı hı. Kastamon'dan Şevket Bey bir Hı -hı. soru yöneltmiş bize Hı -hı. tam olarak konumuzla alakalı değil ancak hani Hı -hı. gene hastalıklardan konuşuyoruz diye soruyorum ineklerin memelerinde kabarcık şeklinde yara gibi bir şey çıktı diyor bu kabarcıktan kızımda da çıktı diyor daha sonradan evet. oradan bulaşma durumu olmuş olabilir evet, mi demiş evet. o da o da bir e, virüs hastalığı Hı -hı. o da bir virüs hastalığı bu o, meşhur virüs hastalıklarından biridir. Mammillitis e, veyahut e, o tip bir hastalık yine virüs hastalığıdır bu e, bu e, insanlardaki e, uçuk virüsü ile bu aynı soydan geliyor hı hı. aynı e, virüs ailesinden geliyor yani insanlardaki uçuk da şeyde hı hı. E, bu memede olan küçük e, o, da, o da bir uçuk diyelim hı hı. onlar aynı soydan geliyor aynı aileden geliyor. Farklı aile şey virüsler ama aynı aileden akraba virüsler öyle diyelim. Çocuğun da bu konuda olması, çocuğun da aslında direnç sisteminin, savunma sisteminin e, biraz eksik olduğunu gösterir. Şimdi bazı şeyler futboldan bize geçti biliyorsunuz. E, futboldan örnek verirsek defans sistemini yani defans diyelim. Hı hı. Defans e, sisteminin e, biraz düşük kaldığını gösterir. Çocukta olması. Hatta ineklerde olması da yine defans sisteminin e, düşük kaldığını gösterir. Bunun arkasında daima insanı ya da hayvanı e, yoran bir stres vardır. Bir stres, bir olay, stres. Hı hı. Mesela bugün diyelim hava aniden soğudu. Bu nedir? Bu, bu bir strestir işte. Ani değişiklikler strestir. E, o ahırın bir stres faktörüyle karşı karşıya kaldığını da bize anlatabilir. Çocuğun da stresli bir durumda olduğunu bize anlatabilir bu olaylar. Hı hı. Çünkü onlar o virüs grupları stres e, problemidir. Mesela bizde İBER'e hastalığı duymuşsunuzdur değil hı. mi? İBER'e hastalığı. Solunum yolu enfeksiyonu yapar. Hı hı. E, efendim Döl yolu enfeksiyonu yapar. Yavru atmaya sebep olur. Çok büyük problemler yaratır. O da bu aileden Aynı ailede yani o aileye o da herpes herpes virüs dediğimiz bir aile o da çocuk çocukta e, şey yapan uçuk yapan veya e, meme başında efendim e, meme başı e, uçuğu yapan öyle diyelim hastalık aynı zamanda aynı aileden İBR virüsü de aynı aileden onun için e, burada tabi yapabileceği bir şey yok çünkü sonuçta hı hı. E, virüstür. Virüse doğrudan tesir edemiyoruz ama başka yollardan tesir ederiz. Krem süreriz işte bilmem ne yaparız. Geçirmeye çalışırız. Burada esas mesele daha önce her hep söylüyorum. E, koşulları düzeltmek. Koşulları düzeltmek. Bizim bu kapalı ahırlar, koşullar, havalandırmasız ahırlar, efendim aşırı nem, e, aşırı işte amonyak her taraf dolu falan. Bunlar her biri solunum yolu enfeksiyonlarına da ve diğer enfeksiyonlarına da şey sağlıyor. E, zemin sağlıyor. Zemin sağlıyor. Öyle diyelim. Evet. O zaman ineğe destek aileye ilgi diyelim <laughs> izleyenimize. şaptan devam edelim evet. hocam. <laughs> ee, şapla oldu da ahırımıza bulaştı ee, bir şekilde. Farklı bir suçtan dolayı olabilir. Hı -hı. Belki de hani yeterli Aynen. önlemleri almadık hayvanlarımızı evet. hasta ettik. Tabii ki bizim için korunma en önde. Koruyucu evet. hekimlik en önde ama evet. bir yerden sonra da bulaştırdıysak neler yapmalıyız? Evet. Şimdi önce tıbbın temeline bir bakalım. Tıbbın temeli ne diyor? Hastayı sağlıktan ayır diyor. Hı hı. Fakat bu 2 ila 14 gün arasındaki e, inkübasyon süresi bize e, bu şansı vermiyor. Neden? Çünkü zaten biz e, hastalık belirtisini gördüğümüz andan itibaren ötekilere de geçtiği garanti. Ahırda diğerleri de hasta olmuştur veya olmak üzeredir. Ee, onun için e, bizim burada yapacak olduğumuz şey ya ikincil enfeksiyonları önlemek, ki ikincil enfeksiyonlar başka e, mikropların oraya gelmesi, yerleşmesi demektir. E, bir de sizinle beraber hatırlarsınız, bu programlarda çok konuştuğumuz bir şey vardı, şap, hani şapı biliyorsunuz, herkes biliyor şap. Hı hı. Hatta onu o gün arayan arkadaşımız Hiç unutmuyorum Saga demişti Saga diye Şap yani şap tuzunu eritiyorsunuz evet. Ve onu yüzde onluk Solüsyon halinde erittikten sonra Ağzını onunla yıkıyorsunuz Bunun daha e, Teesiri az Olmakla beraber sodyum bikarbonat Yani bildiğimiz yemek sodasıyla da Bu işi yapabilirsiniz hı hı. Yemek sodasıyla da olabilir e, Veyahut başka Ağızları dezenfekte edecek başka ilaçlarla da olabilir. Yeter ki başka mikroplar kapmasın. Ama en çok piyasada kullanılan şaptır yüzde onluk şap solüsyonu. Ee, bir de yine giriş çıkışa falan da yine dikkat edilsin. O hayvanlar efendim mümkünse güneşe çıkarılsın. Çünkü güneş e, virüsü öldürüyor. Bakın kış aylarında diyor hastalık daha hızlı yayılır. Neden? Güneş az. Ve güneş ışığına maruz kalmayan virüs dışkıda 6 ay salya da iki hafta sütte dokuz gün canlı kalabilir. Yani Demek ki dışkı, salya şey. ve süt bulaşma kaynağı olabiliyor. Ve dışkıları diyelim, yani gübreleri aldınız, hayvanlar da hastaydı. Aldınız bir yere attınız. Aldınız bir yere attınız. Aldınız bir yere attınız. Orada duruyor. Ve kışta ha, ha, e, mevsim altı ay o virüs saçabiliyor dışkı. Bakın. Yani neden şap bitmiyor? İşte Bunlardan ya, dolayı. virüs böyle şeylere dayanıklı. Onun için şey yaparsak yani hayvanları güneşe hı hı. çıkarırsak bu bu şekilde onlar nispeten biraz daha erken iyi olabilir diye düşünüyoruz ama o yetmiyor tabii o yetmiyor. Hı hı. Bir de piyasada bol miktarda antibiyotik kullanılır. Antibiyotiğin biliyorsunuz bu konuda birebir bir faydası yok. Hı hı. Ee, bu iş şey gibidir, ee, grip gibidir. Hani gripte vardır ya gribe ilaç kullanırsan yedi gün kullanmazsan bir haftada geçer diye. <laughs> Onun gibidir. Yani burada sekonder yani ikincil enfeksiyonları önlemek için antibiyotik kullanılıyor. Ve çok miktarda antibiyotik sarf ediliyor ama o antibiyotikler sayesinde mi iyi oluyor yoksa hastalık zaten devrini tamamlıyor gidiyor mu o konuda çok bir garanti bir, bir laf söylemek mümkün olmuyor yani hı hı. yani antibiyotik kullanmasaydık da hastalık devrini tamamlayıp gidecek miydi Onları da bilmiyoruz ama lokal dezenfeksiyonlar ayakları temizlemek temiz tutmak falan ateş yapıyor sanırım hocam ateş Yapıyorum. düşürücü kullanılır e, faydası ne kadar kullanıyorlar vardır. tabii kullanıyorlar ateş düşürücü ama bence piyasada en çok kullanılan ilaç şu anda yine şap çıktığında antibiyotik evet. en çok kullanılan ilaç antibiyotik hı hı. ve antibiyotiğin bu konuda birebir netice vermeyeceği, sadece ikincil enfeksiyonları önleyebileceğini bilelim, sadece bunu bilelim. Yani e, bu 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 konuda antibiyotik ne kadar e, değerli bizim için onu an anlamamız zor. Çünkü virüs enfeksiyonu biliyorsunuz. Bir izleyenimiz mesela e, ayaklar için göz taşı kullanıyormuş hocam. Herkes bilir göz taşı değil. değil. Ağızda evet, da sirke kullanıyorlarmış ağız yaralarında. Evet. Hani fayda gördük hocam ne der diye. Doğrudur eylamış. işte bunlar e, faydalı oluyor olmuyor artık göreceğiz yani e, bazen ne zaman kurtulabilir hocam peki hayvan? Yani hayvan ne kadar süreden sonra ya da belli bir aşama var e, mıdır? Burada bir devri var. Yani 10 gün sonra, 15 gün sonra geçiyor bu. 10-15 gün hayvan dayanırsa ölmezse Hı -hı. geçiyor. Büyük hayvanlar ölmüyor biliyorsunuz. Evet. Genelde küçükler ölüyor. ve Buzağlar ölüyor ama büyükler ölmüyor. Ee, bizim yerli ırklarımız mesela daha hafif atlatıyor. Ağzında bir şey oluyor ama hayvan gene yiyor falan Hı -hı. öyle. Burada hayvanı esas kötüye götüren aç kalması. Çünkü ağzı yara alıyor ağzına. Hı hı. O arada biraz daha böyle yumuşak samanı, yani biz saman çok veririz yani evet. samanı az daha çok yumuşak gıda. Yani hayvanı ağzına aldığında yaraları acımasın. Yani o şekilde vermek lazım. Ve hayvanı biraz daha... İyi beslemenin yoluna bakmamız lazım. Tabii Az iyi yiyerek be iyi besletmemiz lazım. Evet çünkü samanı çok bir şeyi aldığı zaman canı Hı -hı. yanıyor. Hayvanın bir Hı -hı. daha sefere almak istemiyor. Yani öyle de e, olaya da bir de öyle bakmak lazım. Bu Hı -hı. sefer yeterli gıdayı, yeterli enerjiyi veya yemden gelen vitamin minerali de alamayınca e, hastalığa daha e, uzun sürede, daha erken yakalanıyor demeyeyim de ...daha uzun sürede atlatıyor öyle diyeyim... ...yani daha uzun sürede... ...hastalığı atlatabiliyor... Ee, ...tabii sizin her zaman... ...söylediğiniz diğer konulara da... ...dikkat etmemiz lazım... ...yani işte... ...çevre temizliği falan... Yani ...bunları biliyorsunuz... Hocam bir soru sorma isteği var... ...Azerbaycanlı bir ha. izleyicimiz varmış... ...ona bir cevap vermiş olalım... ...affedersiniz ben bir soru soracaktım... ...rahatsız etmiyorsam demiş... Çok kibar kendisi. Sağ olsun. Sorularınızı bekleriz efendim. Buyrun. Sorun. Diyelim. <laughs> ee, öyle öyle bir soru yollamış. Önce onu ben cevaplayayım. Ondan sonra size gelen soruyu da size yönlendireceğim tabii. tabii. Aslında e, demin e, bu ağızda kullanılan sirke veya işte diye diğerleri konusunda evet. bir şey daha vardı. E, o da hatırladığıma göre Trakya'dan bir gün gene bize bağlanan bir arkadaş söylemişti. E, oralarda çok bulunan. Bulut otu ya da ateş otu dedikleri bir ot kaynatıp suyunu, ıı, ağzı onunla yaraları temizliyorlarmış. Sonra ben onu incelemiştim ve hatta yazısını da yazmıştım. İnsanlarda da yara iyileştiren bir şeymiş o. Iı, bitki, şifalı bitkiymiş. Bulut otu ya da ateş otu denen bir otmuş o. Ve insanlarda da aynı şekilde yara tedavisinde kullanılan bir şeymiş. Ben onu sonradan öğrendim diye yazdım da hatta yazı yazılı olarak da bir şekilde var bende. Hocam pek çok sorumuz var. Pek çok da hastalık var. Dilerseniz şapı şöyle bir toparlayalım. Eksik haber evet. noktalarını tamamlayalım. Ondan sonra da e, Brussela ile ilgili çok sorular gelmeye başladı. Biraz Brussela'dan Bursela. devam edelim istiyoruz. Şimdi bakın. E, Şap tabii yani ne kadar uzun uzun konuşsak e, bitecek bir olay değil ama şapı Türkiye yetiştiricileri biliyorsunuz Avrupa yetiştiricilerinden binlerce kat fazla iyi tanıyorlar. Ve Avrupa'daki uzmanlar bile şapı bizim köyde yaşayan hayvan sahipleri kadar iyi tanımıyorlar. Hı hı. Çünkü biz onunla çok karşılaştık. Çok iyi hatırlıyorum İngiltere'de şap çıktığı zaman uzun süre teşhis koyamadılar yani bayağı uğraştılar teşhis koymak için. Çünkü hiç görmemişlerdi, bilmiyorlardı. Tabii klinikman karıştırıyorlardı. Biz biliyorduk, onlar bilmiyorlardı. Şimdi sonradan onlar da öğrendiler. Şimdi bakın, Burselloz bizim ülkemizin en büyük derdi. Sürü hastalığı ve girdiği yerden çıkmıyor. Hayvanlarda Yavru atmaya sebep oluyor. Tamam, son bir soru daha var şaplayı ya onu tabii, da karıştırsanız. uzun gördüm. tabii şey ee, soruları karıştırırken arada sonradan da rast gelebiliyoruz. Evet. Ee, bu göz taşıyla alakalı bize mesaj yollayan izleyenimiz demiş ki hayvan tedavi ediyoruz, yem yemeye başlıyor, ondan sonra birden ölüyor diyor. Hani bu şapın geliştirdiği bir durum mudur kalp krizi mi yapıyor bunu demiş mesela. Yok büyüklerde kalp krizi yok. Başka bir problemle birleşiyor olabilir. Hı hı. Vücudun aşırı e, zayıf düşmesi, bu şaptan dolayı vücudun aşırı zayıf düşmesi hı hı. ve e, hastalıklara karşı e, kendini savunamaması, yani demin söylediğim gibi defansının düşmesi, hı. ne oluyor? Bir şekilde başka hastalıklara zemin hazırlıyor ve başka hastalıklar gelip hayvanı bulabiliyor. Kombinasyon olabiliyor. Yani başka birkaç hastalık üst üste gelip kombine olmuş olabiliyor. Hı hı. bence kalp ıı, krizi büyük baş yani büyük hayvanlarda, büyük ıı, yetişkin sığırlarda evet. kalp krizi söz konusu değil. Buzağlarda kalp krizi söz konusu. Hı hı. Diğerlerinde düşkün vücuda yani perişan olmuş, düşkün vücuda başka hastalıkların hı. gelmesi. Örneğin işte demin söylediğim virüsler, pastorella veyahut solunum yolu enfeksiyonları şu bu olabilir Veya başka bir ikincil virüs hı hı. Tahmin ediyorum tabi Şap açısını kaç ay bir yap, yapalım Demiş dört ay dedik Zaten Biz dört ay diyoruz, diyoruz ama Tarım Bakanlığı biliyorsunuz Şu andaki sistemde altı alt ayda, ayda, ayda bir yapıyor Evet, evet. Hocam Brussella'ya geçelim. Çünkü hem bizim için hem hayvanlarımız için çok tehlikeli bir hastalık. Nedir Brusella? Brusella diyoruz sürekli. Brusella, Brussellozis. Yani Brusella mikrobun adı. <laughs> Brussellozis de e, mikrobun sebebiyet verdiği hastalık. Hastalığı. Koyunlarda da biliyorsunuz var. Sığırlarda evet. da var. Koyunlardaki etken melitensis. Yani Brusella melitensis. Soy ismi değişik öyle <laughs> diyelim. Bizim e, sığırlarda konuştuğumuz, şu anda sığırlarda konuştuğumuz konu ise bank Brüksel'le abortus bank. Şimdi abortus bizde yavru atma demek, düşük yapma demek. Genelde 6 ila 8 aylıkken, ortalama 7 aylıkken hayvanlar yavru atıyor. Ha yavru atmazsa da doğduktan sonra da ölebiliyor. Yani bazen yavru atmıyor da doğum olur olmaz da ölebiliyor. bu bu oldu diyelim. Problem ne? Akıntılarla bu ahıra yayılıyor ahır içerisine yayıldığında 15 gün aşırı miktarda mikrop salgılıyor ilk 15 gün ve 2 3 ayda ancak mikroplar yayılma yayılması duruyor 2 3 hmm. ayda düşünebiliriz ne çok kadar çok, çok maruz maruz kaldığımız bir olay. Hmm. Onun için hiçbir şekilde bu ahırdan çıkmıyor. O ahırın malı oluyor. Tüberküloz da bunun gibi. O ahırın malı oluyor ve hiçbir zaman buradan yok olmuyor. Ne zaman ki biz olayı fark edersek. Şimdi diyelim ki aldık şeyi, sütü satıyoruz. Sütü sattığımız için de insan sağlığıyla ilgili bir problem de ortaya çıkıyor. Çünkü tüberküloz da, bruselloz da biliyorsunuz zoonoz yani insanlara hayvanlar vasıtasıyla geçen hastalık ya da zoonotik hastalık dediğimiz hastalık. Dolayısıyla insanlara da bulaşma ihtimali var. Allah'tan bizim ülkede bir sütü kaynatma vardır. Yani en azından kaynatmadan süt içmeyiz. O açıdan belki de büyük oranda bulaşmıyor. Ama koyun e, brusellozu bence daha hızlı bulaşıyor. Ve ömründe koyun görmemiş insanlara da bulaşıyor. Bu etken madde farkından dolayı. Melitensis'te e, hem daha hızlı bir bulaşma var hem de Koyunlarda kaynatmadan peynir yapma alışkanlığı çok yaygın. Koyun peyniri yapma kaynatmadan. Hmm. Yani pastörize de etmeden, hiçbir şekilde bir işleme tabi tutmadan. Memeden çıktığı sıcaklıkla maya salınma ihtimali çok yüksek. Koyunculukta genelde öyle de yapıyorlar ve taze koyun peyniri olarak da satılıyor. Çok da lezzetli olur yani işin doğrusu. <laughs> Fakat Son derece tehlikeli. Hı hı. Ben yani brusellozla ilgili çok vaka biliyorum bu şekilde yaygın. Ve ömrü ömründe hayvanla temas etmemiş insanlara da bulaşır. Çünkü o peynir alır yerse hayvan da görmemiş olabilir. Ve hızlı şekilde bulaşır. Onun için koyun brusellozu melitensiz daha hızlı bulaşıyor. Ve insanlarda da çoğunlukla o çıkıyor. Ama abortus bank da bulaşır. Neden? Çünkü eğer insanlar hayvanlarla temas içerisindeyse mesela gözüne oradan sıçrayan bir damla bile bunun bulaşmasına büyük sebeptir. El, elle ilgili el, yara varsa elinizde bir şey varsa yine bulaşır. Yavru zarlarından bulaşır. Hayvan sahibi atık yavruyu eliyle tutar. Bulaşır. Çeşitli sebeplerden bulaşır. Hocam burada bir ara verelim. Reklam aramız var. Süremiz daha var. E daha Bruxelles'e yeni başladık. Tabii, tabii, tabii. Değerli izleyenler kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra ile devam edeceğiz. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra... ...hiç vakit kaybetmiyoruz. Programımıza devam ediyoruz. Bizim sorumuzu da size bir hatırlatayım istiyorum. Cevaplar geliyor hocam. Özellikle dolaylı cevaplar da çok var. Bir örnek verirsem... Ahırlara gelen görevlilerle alakalı bir serzenişte bulunmuş izleyenimiz. Ee, özel bir şey yapmadan benim ahırıma da giriyorlar. Aynı kıyafetlerle demiş mesela. Evet. Ee, sorumuzla ilintili. Sorumuzu hatırlamayanlar vardır. Belki bu akşam dedik ki yaygın görülen hastalıkları özellikle sığırlardakini konuşuyoruz. Ee, bu hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız? İki tane bize yöntem söyleyin. Ben şunu yapıyorum hastalıklardan hayvanlarımı korumak için. Size bir tane ben de örnek vereyim. Atıyorum şap olduğunda hepimiz biliriz ki ağırlarımızın önüne kireç dökeriz. Kireç tozu dökeriz daha doğrusu. Oradan geçerken insanlar ayaklarını bassın. Bunun gibi birkaç önlem istiyoruz sizden. Var hocam cevaplar. Cevaplara özellikle son bölümde yer son bölümde veririz diye. Son bölümde demek ki konumuz bu olacak. Aynen öyle. Şimdiden şey yapmak istemiyorum. Çok da cevap vermeyenlere ipucu vermeyelim. Bir sorumuz vardı şapla evet. alakalı. Birkaç kişiden geldiği için evet. ona da bir yer verelim istiyorum. Evet. E, aşı yapıldıktan sonra düşük görülüyor demiş hocam. E, buzağı düşüren hayvanlar olmuş. Aşıyla Gebeliğin direktman... son döneminde evet. mi yapılıyor acaba? Şimdi? Gebeli... Dönem belirtmemişler. Gebeliğin son döneminde böyle vakalar duyuyoruz. Aslında... Ee, Şapensu yanlış hatırlamıyorsam Gebeliğin son döneminde de Düşük yapa, yapmayacağını ifade ediyordu hı hı. Ancak gebeliğin son döneminde Yavru atmalar olduğu söyleniyor Gerçekten böyle bir Benim de kulağıma gelen olaylar var hı hı. Gebeliğin son dönemi Biraz belki problem olabilir Ne kadar yani. kala diyebiliriz doğuma Son bir ay Belki belki son bir ay. Yani normalde bunun da olmayacağını ifade ediyorlar ama Zaten belki ateş yapıyor. E, i̇lçe tarımda görevli arkadaşlar hı. da özellikle doğumu yaklaşan hayvanlarda uyarı yapıyor. Yapmayalım. Hı, yapmayalım e, ya. gibi ama hayvan sahibi özellikle yapalım istiyorsa onu bilemiyorum. Tabii. Tersi de oluyor bazen. Değil Onlar mi? yapmaya kalkıyor hayvan sahibi yaptırmıyor. Aynen öyle ee, Yani bu böyle bir benim de çok kulağıma gelen bir olay oldu ama e, her dönemde değil yani sadece gebeliğin son bir ayı içerisinde. Hı hı. Bu bizim başka hastalıklarla mücadelede de önümüze handikap yaratır bu konu. Ee, doğumun son bir ayında yapılması gereken has, hı hı. aşı da vardır mesela. Çünkü ağız sütüne yavruya geçsin isteriz. Ondan da korkanlar vardır. Aa gebeliğin sonuna doğru yapıyoruz eyvah yavru atar mı diye. Her şeyi birbirine karıştırmayalım yani o başka bir olay. Şu hatırlatmayı da yapayım izleyenlerimiz bizlere hem WhatsApp'tan sorularını iletirken hem de bizim sorumuza cevap verirken İsim soy isim veya isim sadece ve ilini yazarlarsa e, buradan hem sizin de cevabınızı veya mesajınızı ilettiğinizi e, duymuş olursunuz. Bir yandan da bu hatırlatmayı yapayım. Hocam en son Brusella'da kalmıştı. Evet. Brusella'nın e, çeşitlerinden bahsettiniz. E, hem e, koyunlarda hem de sırlarda, sırlarda olduğunu. Evet. Evet. E, Bunun insana bulaştığından hocam. çok evet, insana bulaştığı çok bulaştığı önemli. E, Brusella hastalığının peki o zaman hayvanlarda belirtisi nedir? Nasıl görürüz bunu? Şimdi brusella var, var olan hayvanda büyük bir problem görmezsiniz dışarıdan. Yani işte baktınız ha acaba bu bruselloz mu demezsiniz dışarıdan. Ancak yavru atarsa e, böyle bir durum olduğunda ya atık yavru şeye gider laboratuvara gider atık yavru ya da yavru atan annenin kanı 21 gün sonra gönderilir. Bakın ya atık yavruyu gönderecekler laboratuvara hı hı. ya da Atık yavru göndermediler mutlaka 21 gün sonra annenin kanını göndermeleri gerekiyor böyle olursa ancak ama bizde e, Tarım bakanlığıyla hayvan sahipleri arasında bu konuda bir e, şey var e, mücadele var ne yazık ki Çünkü bu süte e, karantina koyma problemi var ya biliyorsunuz hı hı bu süte karantina koyma probleminden dolayı ve sütü sattırmayacak eyvah bakanlık bize sütü sattırmayacak korkusuyla hayvan sahipleri genelde bu konuya sıcak bakmazlar. Yani tahlil ettirme konusunda sıcak bakmazlar. Halbuki eradikasyon istiyorsak yani bu hastalıktan temelli kurtulmak istiyorsak bakanlıkla yani devletle hayvan sahipleri arasında bir e, noktada birleşmek lazım. Değil mi? yolu bulmak, bulmak lazım. Amerika'da e, bu konu eradike edilmiştir. Sadece vahşi yaşamda ve orman kıyılarında vardır. E, ve 1950'li yıllarda hayvan sahipleri Tarım Bakanlığı'na "Ne olur bu dertten bizi kurtarın." diye başvurmuşlardır 50'li yıllarda. Ve o yıldan yıllardan sonra e, tüberküloz da bruselloz Bitirilmiştir. Çok az ıı, yerde orman kıyılarında ve vahşi hayatta vardır. Ve onları da hala var kabul ed ederler. Yani biz eridike edemedik ee, bu da bir problem derler yani hala olmadığı halde. Hı hı. Onun için bakın şimdi e, bruselloz veya tüberküloz eridike edilebilir mi meselesinde? Hı hı. Evet edilebilir. Yani bunu bir kere unutmayalım. Evet eridike edilebilir. Eridike etmek ne demek? Yok etmek. Yok yok etmek. Mesela şap edilebilir mi bizim memlekette? Edilemez. Çünkü etraf kirli. Brusella yani başka... bizde yok edilebilir mi peki? Brusella ve tüberküloz istersek erediği edilebilir. Bakın Nasıl size ediyorum. bir şey söyleyeyim. Yani çok değişik bazı konulara da girebiliriz. Bakın. Bu arada çok kısa Artvin'den Halim ha. Bey bu, bu yavru atımı ile ilgili evet. bize mesaj yollayan izleyenimizmiş. E, bu yumruk kadardı diyor. Allah Allah. Yani çok da e, hamileliğin başında bir dönem. Büyük evet. Yani e, öyle değil. Bu bunun arkasında şap aşısı e, olup olmadığını bilemiyorum. Çünkü bu o, o dönemde yavratmaması lazım şapta. Normalde olmamış. Başka bir sebepten atmış olabilir. Bir başka bir sebepten atmış olabilir. İki, Şap aşısı yapılırken verdiğimiz mücadeleyle ilgili olur. Yani hayvan durmaz bir şey yapar tutarız ki aşırı falan. Hı. Ha bir şekilde e, hayvana aşırı bir e, müdahale de bulunuz. Belki ondan ya şapısının böyle bildiğim bir etkisi yok. Şu yani, da var yavru atımı ile ilgili de dediğiniz gibi o zaman e, dikkatle yaklaşmalıyız bu işe ve hemen tahlil yoluna gitmeliyiz. Tabi tabi şimdi. Da ha, çünkü şey, içine girdi. Hep başımızda problemdir. Doğru bir şeye temas ettiniz. Şimdi yavru attı. Ya geçen gün yanındaki şöyle bir vurmuştu ondandır. Ayağa kaymıştır ondandır falan deyip e, onu göz ardı etmemek lazım. Eğer tahlil yapar da negatif çıkarsa bakın tahlil yaptık ve negatif çıktı. O da bir teşhistir. Yani brusellozun olmadığını da teşhis ederseniz o da bir teşhistir. Veyahut sadece bruselloza bağımlı kalmamak lazım. Başka konularda yavru atmaya sebep oluyor birçok yavru atma sebepleri var. Yani bir yere takılıp kalmamak lazım. Hep bir yere takılıp kalmak zaten bizi yanlış yönlere sevk ediyor. Şimdi Bruselloz hastalığı veya tüberküloz hastalığı biraz sonra tüberkülozdan da bahsedeceğiz. Eee edilebilir mi? Yani yok edilebilir mi ülkeden? Yani edilebilir tabii. Her şeyine dikkat ederseniz ama benim bir iddiam var ki bu iddiayı burada da tekrarlamak istiyorum. Brusellos, tüberküloz gibi hastalıkların eradikasyonu kesinlikle Tarım Bakanlığı'nın tek başına işi değildir. Bakın Tarım Bakan tek başına Bizler işi mi yardımcı değildir. olacağız? Hayvan sahipleri bütün serbest hekimler tamam onlar okey. Onun dışında benim söylemek istediğim şu. Bakanlar kurulu olarak görmek lazım. Sadece Tarım Bakanlığı değil. Bakanlar kurulu bu konunun üzerine ekmesi lazım. Ne yönden hocam? Ne yönden? Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın bir çalışması ol olmakla beraber Sağlık Bakanlığı'nın da bir çalışması olması lazım, Tarım Bakanlığı'na beraber Milli Eğitim'in Milli Eğitim Bakanlığı'nda olması lazım, Hı -hı. Hayvancılık Birliklerinde olması lazım, hatta hatta çok eminim İçişleri Bakanlığı'nın da devredmesi lazım. Çünkü bu konu çok geniş kapsamlı bir konu, yetiştiriciler Hatta iletişim sektörü yani işte biz mesela televizyon olarak değil mi hı hı. burada biz bizde bir devredeyiz. Zaten sosyal sorumluluk projelerimiz var Biz bizde o zaman bir başlık ekleyelim Bruselle ile. Ilgili. Evet yani zaten şu anda yaptığımızda bu bu yani hı hı. Bir, bir şekilde bunu yapmış oluyoruz. Bakın bunu nasıl anlatıyorum bu iş tarım bakanının işi değildir bakanlar kurulunun işidir. 1986'da yapılmış bir şey var, eradikasyon projesi var, uygulanıyor. Uygulanıyor ama ortada bir başarı yok. Çünkü her koldan olaya bakmamışız, her, her yönden bakmamışız. En basiti de hayvan sahiplerinin bu konuya sıcak bakmıyor olması. Hayvan sahiplerini bu konuda ürkütecek ve devre dışı bırakacak olaylardan kaçması lazım. Tarım nedir hocam? Ürküten ne peki şu an? İşte karantina koyarım sütünü sattırmam meselesi. Değil mi? Karantina koyarım sütünü sattırmam meselesi ürkütücü bir davranış. Hı hı. Halbuki nedir çıkan? Süt. Sütü niye sattırmıyorsun? Bruseloz bulaşır. E, ben bu sütü alır, atıyorum. E, parasını da öder ve Pastorize pastörize eden bir üniteye gönderirim. Pastörize eden bir üniteye gönderirim ve parasını da alır ona geri veririm mesela. Hı hı. Bu sayede hastalığın hem yayılmasını önleriz hem de sütü güvenli hale getiririz. Şimdi o zaman hayvan sahibi kaçmaz. Hı hı. Kaçıyor bu işte. Evet. Ha, sonra ben etini de kestirmem. Niyetini kestirmiyoruz. Bruseloz bulaşır veya tüberküloz bulaşır. Tamam kardeşim ben bu eti alacağım senden kavurma yapacağım. Kavurma nedir? İşte bilmem atmosfer basıncı için içerisinde ee, bunun içine işleyecek derecede güzelce pişirilmesi, değil mi? E bunu yaparsınız. Hem hayvan sahibi mağdur olmaz. <laughs> hem de siz e, hayvan sahibinin kaçmasına e, engel olursunuz. Hayvan sahibi işbirliği yapmıyor şu anda devletle. Bu 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 sebeplerden dolayı. Ve bakın Amerika başarısını hayvan sahiplerinin işbirliği yapmasına borçlu. Demin anlatıyordum. Hayvan sahipleri gidiyor, bizi kurtarın bu dertten diyor 50'li yıllarda. Şimdi bakın o zaman ne yapıyor Tarım Bakanlığı biliyor musunuz? Tahlil yapıyor çiftliklerde ve tüberküloz çıkanların sağırsına yakma olarak büyük yakma işaretiyle bilirsiniz yakma şeyi. Evet. T harfi basıyor tüberküloz olanlara. bruseloz olanlara da B harfi basıyor. Pazara bunu götürüp satamazsınız artık. Hı hı. Koskocaman Çok besleniyor. damgalı besleniyor, hayvanı besleniyor, T harfiyle B harfiyle pazarda satabilir misiniz? Ondan sonra ikinci safha kamyonlar çıkarıyor ee, ve güzergahlarda üzerinde T harfi ve B harfi olan hayvanları alın, götürün, kestirin diyor Tarım Bakanlığı Hı -hı. ve paralarını da ödüyor. Paralarını da ödüyor. Böyle olunca eradikasyon mümkün. Demek ki eradikasyon için bir sürü bakanlık saydım deminden beri. Bir bakanlık daha ilave edelim. Maliye Bakanlığı. <laughs> Para, değil mi? Maliye Bakanlığı. Ve aslında bu konuda çok üzerinde durulsa büyük ihtimal Dünya Sağlık Örgütü'nden veya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden veya Avrupa Birliği bilmem nesinden şuradan buradan veya dünyadan fonlardan para bulunabilir. Para bulunabilir yani hı hı. esas problem sanıyorum bunların umulanın çok üzerinde çıkıp başımıza para derdi açması da olabilir. Şu var ama dediğiniz gibi ahırda yayılması çok muhtemel ve insanlara geçtiği için bu hayvanlara bakan insanlar, evet. ürünlerini tüketen insanlar, herkes tehlike altında. Tabii, Top yekün bir toplum içerisinde tabii, problem, tabii. tehlike. Bizim hatta için. gene konu konuya açıyor ama güzel bir konuya değindiniz. Şimdi hayvan sahipleri içerisinde, bilhassa koyun sahipleri içerisinde çok radındır. Eğer, eğer şu anda bel fıtığı veyahut romatizma tedavisi gören varsa bel fıtığı ve romatizma tedavisi gören varsa lütfen bir tahlil yaptırsın. Bizim konumuz değil ama nedir belirtileri? Az çok bahsedelim. Belki de kendi de böyle sıkıntılar görüp i̇şte, doktora gitmemişler vardır. Ekleme ağrıyor. Beli ağrıyor. Gece ateşi yapıyor. Gece terlemesi yapıyor. Gündüz bir şey yok. Mesela Brucelloz için konuş, konuşursak. Gündüz bir şey yok. Gündüz sağlak, sağlıklı. Gece birden ateş ve ee, terleme. Şimdi bir insan gece ateşlendi, terledi. Sabahleyin ne düşünür? Ne düşünür? Düşüttüm der. Aynen, yani. İlk haklı. Düşüttüm <laughs> der. Olur. Grip oldum der. Hemen bir şey buluruz. Dün ya, terledim. Evet. Öbür gün soğuk Oradan da bir grip der. ilacı bulur içer. Bilmem ne yapar. Aspirin içer. O grip ilaçları da brusellozda ters etki yapıyor. Yani bu için ters etki yapan ilaçlar. Ve böyle gece ateş, gündüz bilmem ne falan. Bir de eklemleri ağrır. Her tarafım kırılıyor. Eklemlerim ağrıyor. Ay belim ağrıyor. Ay belim ağrıyor. E, kırılıyor vücudum bütün gece zor geçiyor falan. Bu insanlar mutlaka gitsinler bir brusellozis tahlili yaptırsınlar. Basit bir tahlildir. Çok basittir. Ama hayatları kurtulur en azından. Ben Meslek hayatımda e, kanser teşhisi konulmuş yani yan, yanlışlıkla <laughs> bruseloz hastası gördüm ve duydum. Sonuç siz verdiğiniz ifadede yani doktora anlattığınız ifadede benim koyunum vardı da yavru atıyordu da falan demiyorsunuz. Aklına bile gelmiyor. Yani koyunlarım vardı yavru atmıştı veya sığırım yavru atmıştı. Çünkü biz çıplak elle tutuyoruz onları. O atık yavruları çıplak elle tutuyoruz. Evet. Langır langur belki oradan bir şey gözüne sıçrıyor Veyahut onu alıyoruz, bir yere sallıyoruz. Atık yavru yani, böyle çöp çöp olarak görüyoruz, Hı -hı. atıyoruz. İşte bunlar yayılma sebebi hepsi. Diğer hayvanlara bulaşır mı bu atık yavrulardan? Mesela bir köpek yesi atık yavruyu bir kedi yese. Yok, onların soyadları başka. Yani Brusella kanis mesela. Hı -hı. Ya da onlardan Olmuyor. insanlara Olmuyor. yine böyle bir etkileşim oluyor mu? Olur olur ama ondan alabalakmış öyle değil. Evet. Yani o, o da bir bruselloz mesela köpek bruselloz olur mu olur ama onun kanis soyadı başka. Hı hı. Şimdi bizim yani ana konumuza geri dönersek biz bunları eredike edebiliriz. Ama devlet millet işbirliğiyle. Hı hı. Şapta da var bu. Şapta aslında devlet millet işbirliği olsa şapı da biz hallederiz ama olmuyor. Olacağı da hayal. Ha bu söylediğim de hayal. Çünkü ee, bunlarda yapılan çalışmalar eradikasyonda sürekli gönüllülük esasına göre olmuş. Yani hayvan sahipleri gönüllü olmuşlar hastalığı yok etme üzerinde çalışmışlar. Ee, burada en büyük konu yine söylediğim gibi hayvanlarda bu gezinti yerlerine akıyor o pis e, brusellozlu e, akıntılar. Hı hı. Bakın 15 gün yoğun, 2-3 ayda yavaş yavaş temizleniyor. Düşünün 3 ay o akıntı, brusellozlu hayvanın akıntısı ki belki büyük ihtimal biz bilmiyoruz, hı hı. Hı, Bu her yere yayılıyor ve müthiş bir e, hastalık e, yaygınlaşıyor olay olay. Onun için ben brusellozda her zaman veya tüberkülozda aynı şey, bir tane varsa hepsi hastadır diyorum. Bir tane varsa hepsi hastadır. Onun için bunun eradikasyon programları belli. Hı hı. Yıllar içerisinde takipler belli. Diyelim ki T yazdı veya B yazdı. Arkasına damgayla vurdu. Onu satamadı ama kestirdi. Parasını da devlet ödedi. İş bitti mi? Hayır. Yine çıkacak o ertesi sene. Ama daha az çıkacak. Çünkü esas hastalık yayanlar gitti. Ertesi sene gene az çıkacak. Çıkmayana kadar da tahallül edilecek. Çıkmayana kadar. Peki o e, barınakla ilgili, ahırla ilgili ne yapılması lazım? Temizlik, dezenfeksiyon. Bir sormuştu dezenfeksiyon için doğal yollarla ne yapabilirim diye ama e, illa doğal mı yapmak zorundayız bunu? Yani kimyasallar kullansak zararlı mı? Kullanacağız. Yani hem bölgeyi hem de e, yemlik kenarlarını, yemlikleri, tabanı, tavanı her yeri fırçalarla temizleyeceğiz. Yani bunun ıı, hiçbir şey kullanmadan kendi kendine yok olması için ağırı ıı, bir iki yıl boş bırakmak belki gerekebilir. O da güneş görmeyen ıı, nemli ve kenar köşelerde yine de kalma ihtimali gübre içerisinde vardır. Ona çok güvenemeyiz yani. Peki hocam biliyorsunuz biz hayvanlarımızdan biraz zor ayrılırız. İşin maddi yönü harici bir evet. de manevi olarak. Evet. Brusella'yı tedavi edemez miyiz? Edemeyiz. uzun Hayvanlarda tedavisi yoktur. Sebebi de şu e, intraselüler diyoruz, yani hücre içine giren mikroorganizmadır. Onun için verdiğiniz antibiyotikler netice vermez. Ben e, yanlış bilmiyorsam devlette çalışan e, yani e, tarım bakanlığına sormak lazım. Yanlış bilmiyorsam tedavi girişimleri de yasak. Yani evet. öyle de bir şey var. Tarım Bakanlığı daha iyi bilebilir. Hastalık ortaya çıkmışsa tedavi, tedavi girişimleri de yasak. Kesin. Yani hı. o, o yönde e, böyle tedavi hesabına giden e, çok affedersiniz şarlatanlar olduğunu duydum. Bunlar yanlış şeyler. Hı hı. Bunlar olmaz. Tarım Bakanlığı bu konuda daha Daha e, tıpta tedavisi yoktur diyebiliriz. Titiz yani. olmalı. Tedavisi hı. yok. Yani insanlarda var tabii de. Hayvanlarda yok. Hı hı. Çünkü böyle bir girişim hem normal karşılanmaz, hoş bir şey değil. Hem de hücre içine girdiği için tedavisi hayvanlar için söz konusu değil. Hastalığın tespiti ve sürüden çıkarılması lazım. Bir an önce. Ama biz ne yapıyoruz? Hastalığı tespit ettirmekten bile kaçınıyoruz. Hı hı. Çünkü laboratuvarda çıkan teşhis tarım müdürlüğüne gönderilir. Tarım müdürlüğü de gider işte... Çağrı Apaydın'ın hayvanlarına karantina koyar. Karantina koyarsa etini satmaz, sütünü satmaz, bilmem ne yapmaz falan diye tövbe o da o işi yaptırmaz. Yaptırmaktan kaçınır. Yani birinci elde eradikasyon programında e, hayvan sahiplerinin gönlünü, gönlünü, <laughs> gönlünü hoş etmek lazım. Hayvan sahibinin gönlü de büyük ihtimal. Bu karşılanması karşılanmasıyla olur. Parayının tam olarak e, eksiksiz olarak karşılanmasıdır. Yani bu konuda e, devletimiz çok para harcıyor. Aslında bizde de var bir e, sonuçta hayvanı aldıktan sonra e, onun da bir karşılığı ödeniyor ama herhalde işlemler biraz yavaş yürüyor ve yeteri kadar değerince e, bir şey alamıyor ki insanlar bundan kaçınıyor. Bir şey alamıyor mu geçme alıyor hiç mi almıyor yani onları hı hı. bilmiyorum tabi başından geçenler varsa yazsınlar oraya yani hı hı. başından geçen varsa yazsınlar. Biz e, tahminlerle konuşuyoruz ama başı, başından geçen arkadaşlar vardır. Yazabilirler. Eradikasyon yapılamaz diye bir şey yok. Bir kere önce niyet edeceksiniz. İkincisi full hükümet bu konuya değinecek. Full. Hı. Yani herkes, herkes. Sadece Tarım Bakanlığı değil. Sadece Tarım Bakanlığı ile olmuyor. Para lazım. Belki e, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan cebri önlemler bile lazım olabilir. O zaman hocam burada yine bir araya gireceğim. Evet. Ee, bu bölümü de tamamladık. Evet. Ee, daha önümüzde çiçek var. Brussela'yı konuştuk. Pardon. Tüberküloz var. tüberküloz da laf ettik ama konuşuruz. Tabii, o zaman aradan sonra Brussela'yı toparlayalım. Diğer hastalıklara evet, doğru evet, geçiş evet. yapalım. Çiçek. Değerli izleyenler bu akşam yaygın görülen hastalıklardan bahsediyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra sizlerleyiz. Ee, hocam aradan önce Brussela ile alakalı konuşuyorduk. Hı. Yine dedik ki e, hayvanlar hı hı değerlendirilebilir. Bununla alakalı hem bir görüş var, ondan sonra da bir soru yönelteceğim sizlere. Ee, biraz önce söylemiştiniz hani uygulamalar ne yönde diye bir izleyenimiz hemen mesaj atmış bize. Ee, i̇ki sene önce hayvanlarında e, bu olay olmuş bildirmiş kendisi. Ee, kimine yaşlı, kimine düve dedi bilir kişi diyor. Tanesine 3.300 lira ödediler iki yıl önce diyor. E, tabii o zamanki piyasa fiyatlarıyla değerlendirmek lazım ki çok da e, aşırı bir tutar değil düşük gibi duruyor. E, bunun haricinde peki diyoruz ki hani bildirelim bu hayvanlar alınsın elimizden. E, ücreti ödensin, gereken yapılsın. Bu hayvanlar alındıktan sonra e, değerlendirilebilecek mi? Hani devlete bunu al diyoruz ama ne yapacaklar bu hayvanları? yani e, kestirildikten sonra hı hı. E, kavurma yapma koşuluyla bunların kullanımında bir problem yok. Biraz sonra belki tüberkülozda da anlatacağız. Kavurma yapma koşulları var. Hı hı. Efendim işte bunu e, belli bir atmosfer basıncında içine işleyecek derecede 100 derece şey getirirseniz ne oluyor? Kavurmuş oluyorsunuz. Hiçbir problem yaratacak, insan sağlığına e, zarar verecek bir durumu olmuyor. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Gayet de e, problem değil. Çünkü kavurma biliyorsunuz satılan bir şey. Hı hı. Yani bir insana da herhangi bir zararı... Olmuyor ondan sonra. Tabi e, demin de söylediğim gibi arkadaşımızın anlattığıyla benim anlattığım paralel birbirine yakın şeyler söyledik. Gönlünü edeceksiniz. İnsanlar eğer bu konuda mağdur olacağını hissederse e, devletle işbirliği yapmıyorlar. Ve yap yapmadıkları için de devletle işbirliği yapmadıkları için de o hayvanı diyelim ki sürülerinde tutuyorlar. Bu bir problem. Daha büyük bir problem. Sürünün dışına çıkarıyorlar satıyorlar yani. Hı. Ve sattıklarında alan adama bu sefer eziyet oluyor. Hele hele alan bir de dış görünüşte algılayamıyor bunu biliyorsunuz. Algılayamayınca alıyor, getiriyor kendi ahırının içerisindeki diğer sağlıklı hayvanların arasına koyuyor ve eliyle, parasıyla hastalığı da bulaştırmış oluyor. Onun için ben yani buradan bir kez daha söyleyeyim. Bir önceki programımızda söyledim. Öyle hayvanı oradan aldım, beğendim, tipi güzeldi bilmem ne deyip de ağırınıza getirip koymayın. Bu hayvanlar hastalık taşıyor olabilir. Kumardır yani yapılan kumardır. Hastalık taşımıyorsa e hadi getirdik diyelim. Ama dışarıdan gelen hayvan mutlaka, mutlaka hastalık getirir. Bunu getirmezse, brusellozu getirmezse, tüberkülozu da getirmezse, şapı da getirmezse, çiçeği de getirmezse gene bir şey getirir. Yani ibere getirir, pastorella bir şey getirir. Onun için dışarıdan getirilen hayvan her zaman problemlidir. Problem olma ihtimali gayet de yüksektir. Hocam Musa Bey bize bir soru yolladı. Tam Hı. da zamanında geldi. Brusel'e tam kapatacaktık. Evet. Ee, öncelikle kendisi bize teşekkür etmiş. Biz ilgisi için e, size teşekkür ediyoruz. Evet. Mu, ilginiz için Musa Bey. Evet. Ee, i̇ki sorusu var Musa Bey'in. Musa Bey'in işletmesinde Brusel'e çıkmış. Ee, daha sonra tüm ahır temizlenmiş. Tüm ahırı ve çevreyi komple deterjanla yıkamışlar. Hı. Ee, sonra da kireçlemişler. Bu işlemlerden sonra iki hafta olmuş. Evet. Ee, bu zaman e, or, ortamın dezenfeksiyonu için yeterli midir demiş. O birinci sorusu. Hı -hı. İkinci sorusu da biraz önce ben size sordum Hı -hı. köpeklerden bulaşır mı diye. Çok sevdiğimiz bir köpeğimiz vardı onu bile yolladık demiş işletmeden hiç hayvan bırakmadık. Hı -hı. Şimdi hocamdan duydum demiş köpeği geri getirsem olur mu diye sormuş Musa Değil Bey. Mi, köpekten olmaz bir şey. Yani Hı -hı. onun soyadı başka onu demem. mi Kanistir yani o. Yani ortamdaki büyük ihtimalle hmm. hani o gelişen hmm. Bruselladan dolayı evet. köpeğe de bulaşmıştır düşünerek onu da yormuşlar. Olmaz bir şey. Bu hı hı. bu ilk konuştuğumuz Brucella melitensis ve evet. Brucella abortus bank geviş getiren hayvanlar için hı hı. söz konusu. Köpeklerde de var ama o değil. Yani aynı değil. Hı hı. Bir de şimdi bakın bir şey söyleyeyim ben size. Ee, deterjan kireç falan deniyor. Evet. Yeterli mi? E, o konuya bir e, göz atmak lazım. Yani deterjan ya da Hı -hı. kireç. Bizde kirecin çok faydalı olduğu düşünülür ama. Her derde e, de Evet yani her zaman her derde deva olduğunu düşünmeyelim. Hı -hı. Bizde mesela beyaz görürüz. Aa beyaz bak kireç serpilmiş buraya biraz şey yani dezenfeksiyon yapılmış gibi gelir. Hı -hı. Ama her beyaz gördüğünüz yerde e, yeterli. E, mikrop öldürücü aktivite sağlanmamış da olabilir yani öyle de düşünelim. Biz e, daha kuvvetli şeyler de var piyasada e, e, mikrop öldürücüler de var. Nedir hocam? İçerik olarak ne alabilir? Daha geniş kapsamlı Hı -hı. diyelim. Yani sadece e, belli yerlerde değil her yeri dezenfekte Hı -hı. edilebilir. Hı -hı. Mesela işte dediğim gibi fırçayla bütün her yeri biraz da bölgeyi boş bırakmak lazım. Çünkü iki hafta bir, yeterli mi? Bu yetmez bence. Dediğimde. Yetmez. iki hafta yetmez. Ne kadar beklesin bir, yani, tavsiye olarak? Bir, belki 5-6 ay, belki bir yıl. Hmm. Yani boş bırakmak lazım. Bu arada tekrardan bir dezenfeksiyon temeli yapılmalı. Böyle o kenar köşede kalmış nem, nemli ve e, böyle güneş görmeyen köşe yerler belki mikrobu tutabilir. Yani hmm. onu onu söylemek istiyorum. <laughs> Nemli köşe yerler, eski deyimle kuz derler yani kuz yerler böyle. Oralar şey yapar. E, mikrobu tutabilir. Yani hmm. şimdi mikrop dediğin şey düşünün şu kadarcık bir yerde ne milyarlarca yok. mikrop olabiliyor. Evet. Ee, hmm. Onun için belki biz fazla veteriner olduğumuz için titiz davranıyoruz ama böyle şeyler. o Bak tertemiz pırıl pırıl dediğiniz yerlerde böyle şeyler olabiliyor. Biraz boş bırakmak ahırı tamamen boş bırakmakta fayda var. Acele etmesinler ve tekrar bir daha ıı, iyi bir dezenfeksiyonla daha daha iyi bir dezenfeksiyonla şimdi. yapabilirler bir şeyler. Hı hı. İşte bir de en en kötüsü ben hep bunları hep çok duyuyorum. Dışarıdan hayvan getirmek. Ve böyle bir e, şey hastalıktan ağrı işletme bile mahvolmuş. Geçen de yeni duydum. Bir önceki programda da hatırla, hatırlıyorsanız bundan bahsetmiştim. Hı hı, evet yani hastalıktan ağrıyı düşünebiliyor musunuz? O bile mahvolmuş. Yani niye hastalıktan ağrı çiftliğe dışarıdan hayvan alıyorsunuz? Ve ben bana çok anlatan da oldu böyle şeyler. Yani ben işte Bruselloz'dan çok çektim, kapadım, bir iki yıl boş bıraktım, tekrar başladım, hiçbir problemim yoktu. Sonra gittim bir yerden işte çok güzel Gördüğüm birkaç hayvan aldım, onlar Brucellos getirmiş falan. Şimdi 10 hayvan alırsınız, 9'u pırıl pırıldır, bir tanesinde vardır. Alın size Brucellos ya da tüberküloz. Musa Bey bir mesaj daha yollamış Hı -hı. bize. Biraz önceki e, dezenfeksiyon ön evet. işlemi yapan e, izleyenimiz. Evet. Aşılı evet. hayvan getirsek bulaşır mı diyor. Zaten bruselloz aşısı aslında yapılıyor. Göz aşısı, aşısı yapılıyor aşısı. şimdi evet. Hı -hı. Göz aşısı yapılıyor ee, bir kız kıstas mıdır bizim için ya Aşıl bir olması iyi bir şey tabii. Yani aşılı olursa daha da, daha iyi. Göz aşısı yapılıyor ve Hı -hı. göz aşısında 5 sanıyorum doğumluk bir bağışıklık sağlanıyor. Hı -hı. Öyle ifade ediyorlardı. Evet. O göz aşısı yapılmışsa olabilir tabii mümkün. Yine de işi garanti etmek ama için biraz beklemek Ama tabii dışarıdan hayvan getirmenin Bruselloz dışında demin de söylediğim Hı. problemleri var. Mesela tüberküloz. Yani Bruselloz değil de bu sefer tüberküloz. O zaman hocam Brusellozla alakalı var mı ekleyeceğimiz bir şey? Geçelim mi yavaş yavaş tüberküloz? Ee, geçelim isterseniz. Şimdi bakın tüberkülozla konuşurken Brusellozla da ilgili, tüberkülozla da ilgili e, birçok şey beraber söyledik. Yani hı hı. çünkü sürü hastalığı. Benzer değil mi hastalıklar? Hastalıklar benzer değil ama sürü hastalığı. Yani sürü kapsam ha, olarak. Sürüyü benzer, kategori hem, sürüyü olarak. Sürüyü şey Şimdi. Ee, biz mesela e, Brucelloz kadar tüberkülozdan da muzdarip bir ülkeyiz hı hı. ve hayvan şey e, kesildiği zaman çıkıyor çıkıyor. Şu an hocam bendeki mesajlara bakarsak e, Bruselloz, tüberküloz ve e, şap kafa kafaya gidiyor yani şu an üçünden de çok fazla <laughs> soru evet. geliyor. Şimdi tüberküloz da bütün mesele e, damlacık enfeksiyonu denen tarzda derhal ve hızlı bir şekilde yayılması. Diyelim ki bir bir tane var bir çiftlikte. Bir tane var hemen yayılıyor. Damlacık enfeksiyonu nedir? Örneğin şöyle pır pır yaptı. Yani damlacıklar havaya yayıldı. Hı. Ne oldu? O damlacık işte ötekinin akciğerine gidebilir. E akciğerine gider de başka yere gitmez mi? Her yere gidebilir. Örneğin burada e, solunum yoluna gittiği gibi ekleme gidebilir. E, memeye gidebilir. Göze gidebilir. Beyne gidebilir. Veyahut e, döl yoluna gidebilir. Bakın ne kadar yaygın. Ne kadar yaygın. Bir kere bunun teşhisinde şu anda e, biz kesime kadar bazen şüphelenmiyoruz. Kesime kadar şüphelenmiyoruz. Hı hı. Ta ki kesimde ortaya çıkıyor. Tabii e, Kesimde ortaya çıkıyor. İşte lenf yumrularında şurada burada. Hı hı. Şimdi bakın insanlar lütfen kendilerini avutmasınlar. Ben Görüyorum bazen göğüslerini temizleyerek tüberküloz suzmuş gibi durumlar ortaya çıkarılıyor. Halbuki bu hem kendi ayağına kurşun sıkmak hem de ülkenin hayvancılığını mahvetmektir. Böyle bir şey olduğunda gerçekle yüzleşmeye alışalım. Gerçek bir yüzleşmeye alışalım. Çünkü Peki nedir hocam tüberkülozun belirtileri? Tü dışarıdan miyiz? çok bir belirti görmezsiniz. İşte işin kötüsü. O zaman olur. kesime kadar ha, ya da yani hayvan ölene kadar. Örneğin kronik bir e, meme iltihabı yaptı diye. Hmm. Ve e, memenin ortasındaki lenf yumrusu da şey hmm. oldu. Yani tüberküloz oldu falan filan. Ama, Ama ilk aklımıza gelen mastitis oldu. Sizin olacaktır. aklınıza gelmez. Hmm. Öksürür aklınıza gelmez kronik bir hastalık öyle gider bilseniz belki anlayacaksınız ama ta ki kesildiğinde ortaya çıkıyor kesildiğinde ortaya çık çıkması da eğer önleniyorsa bir şekilde yandınız kendi kendinizin ayağınıza kurşun sıkmayın bu konular ciddi konular sizin ahırınız için de ciddi ülke hayvancılığı için de ciddi bir de kendi sağlığınız için de ciddi biliyorsunuz insanlar insanlara da bulaşabilen bir hastalık. Tüberküloz insana da bulaşıyor. Tabi tabi insanlara da bulaşabilir. Tüberküloz. Onun için bu konuda e, şey yapmayalım yani kendi kendimizi avutmayalım. E, bir de ben şunu söylemek istiyorum tekrar diyelim ki tüberküloz var çiftlikte. Bir tane varsa hepsi tehlike altında demektir. Bir tane varsa bir tane hepsi tehlike altında demektir. Diyelim ki 20 hayvanınız var. Onunu tahlil ettirdiniz. Tüberküloz çıktı. Onunu da yok ettiniz. Hı hı. Kalan onunun sağlıklı olduğunu düşünmeyin. Çıkmasa bile tüberküloz. Çıkacak. O da çıkacak. Onda da bir primer enfeksiyon vardır. O da çıkacak. Yani olmaması mümkün değil. Hı. Ve ertesi sene tekrar yaparsınız. O 10 taneden de 2 tanesi çıkar. Ertesi sene tekrar yaparsınız. 10 kalanında 2 tanesi çıkar. Yani bitmez o. O Öyle gider. Bruselladaki gibi o zaman ...ahıra yerleşen yok etmek lazım. Bir virüsler var o zaman. A, a, a şey bak bakteri bunlar yani. Hı hı. Bunun et, etken maddesi lafı gelmişken söyleyelim. Mikobakterium tuberculosis... ve Mikobakterium bovis. Ee, bunların içerisinde hayvandan insana, insandan hayvana geçen e, tipler de var hı hı. ve en çok da sığırlarda gözüküyor. Başka hayvanda gözükmez mi? Hı. Evet belki gözükür ama e, onlara ehemmiyetsiz esas sığırlarda şey var. Ve bir de bunlar çok tüm böyle şeyleri çok. inkübasyon süreleri. Karman çorman. Öyle hani 2 ile 10 gün gibi falan da değil. O açıdan da insanlar yanılır. Kronik hastalık olduğu için sürekli bir problemdir. Mesela hiç aklınıza gelmez belki ama tüberkülozdan döl tutmayan hayvan da olabilir ve bilemezsiniz. Nasıl bruselozdan Göl tutmayan hayvan olabiliyor. Bu tüberkülozdan da olur. Bilemezsiniz. Hı hı. Maalesef hocam e, bir örnek var önümüzde. Mesaj yollamış izleyenimiz. Hı. E, bu da belki de bu hastalıklarla başımızın niye sürekli belada olduğunu bize de anlatacak. E, İşletmemizde bir hayvanda tüberküloz çıktı diyor hı hı. E, izleyenimiz. Hayvanı sigortalıymış ancak e, bu hastalık sigortaya dahil değil. Değil. E, Tarım İl müdürlüğüne, ilçe müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor buradan e, bir size ödeme yapılacak denmiş. Burasından sonra e, tarım müdürlüğüne gidildiğinde işte işletmeye giriş çıkış yasağı konulacağı bütün hayvandan kan örneği alınacağı söylenmiş. Gerekirse köye hayvan giriş çıkışının engellenip e, muhtelif yerlere de e, burada karantina olduğuna dair ilanlar asılacağından bahsedilmiş. Buraya kadar her şey güzel ama buradan sonra e, işin aslında uygulama yönü ortaya çıkıyor. E, i̇zleyenimiz demiş biz de parasını istemiyoruz deyip e, pinomaninden öldü raporu aldık. E, eti de imha ettik demiş. E, belki de bu hastalıklarla sürekli haşinleşir olmamızın bizim de burada e, sayısız program Benim yapmamızın Benim anlattıklarımla örtüşüyor gördüğünüz Önlemler gibi. Önlemler sizin dediğiniz e, hayvan gibi. Hayvan sahiplerinin e, bu konuda işbirliği yapmasını... E, hı hı. sağlayamıyor isek bu böyle gidecek. Peki hocam bunlar çok fazla önlemler midir? Normal midir bunlar? Hayır yani, efendim. Tarım bu, Müdürlüğünden. Tabii yani ağır önlemler midir? Ağır tabii. Adamın etini sattırmasan, sütünü sattırmasan, hayvan girişi çıkışını yasaklarsan falan adam da e, yer altında bu işi götürür. Ama bir taneyi <laughs> kesildi kurtuldu mu? Tabii yok, ki kurtulmadı. Yok. Toptan bir çözüm Şimdi değil. Şimdi o tüberküloz hani pneumoni dediler hı. zatürre dediler tamam kurtuldular öyle ya da böyle e, devleti de e, kandırdılar diyelim hadi bizi de kandırdılar ama rica ederim kendilerini kandırmasınlar sebep şu o çiftlikte o hastalık var ve gene olacak gene olacağı zaman hı hı. başka bir sebepten bile olsa o diyecek ki eyvah bu da öyledir Çak, çaktırma sesini de çıkartma biz bunu gene bildiğimiz yöntemle halledelim ve hiç bitmeyecek bu bu problem şimdi demin söylemiş ya Bruselloz, tüberküloz bunlar tazminatlı hastalık tabi onlar evet e, şeyin e, sigortanın dışında tazminatlı Hı -hı. hastalıklar sigortanın dışında sigorta diyor ki o diyor devlet tazmin edecek zaten ben niye sigorta yapayım diyor <laughs> öyle değil mi yani, yani tarım sigortaları evet. tarsim diyor ki devletin tazminatlı hastalığı ben niye tazmin edeceğim diyor Hı -hı. Normal koşulda e, tabii ki böyle bir şey olmaz. Yani sigortanın şeyine, klozuna girmez. Yani hı hı. listesine girmez. Evet. Doğrudur yani sigorta açısından doğrudur. Ama Tarım Bakanlığı'nın yapı bu konuda bakış açısını değiştirmesi lazım. Bakış açısı değişmeyeceği için bu işlerde yürü devam edecektir. Yani öyle görünüyor. Hı hı. Ve efendim biz böyle yaptık falan. Tamam böyle yaptınız ama bu bakış açısıyla başarılı olunmadığı ortada bu bakış açısıyla başarılı olunmadı ortada. Çünkü çünkü insanları cebren kenara itiyorsunuz, yer altına itiyorsunuz, yanlış yapmaya itiyorsunuz. Yanlış yapmaya itme devam ettiği sürece insanlar bu konuda hata yapmanın hata yapmaya da devam edecekler. Bu arkadaşımız bakın hata yapmış gözüküyor. Tamam ama o gün için gün kendini kurtardığını sanıyor o gün için. İleride gene çıkacak. Hı hı. İleride gene çıkacak, ertesi sene gene çıkacak, ertesi sene gene çıkacak. Tüberküloz ve bruselloz bir hayvanı yok ettiniz diye çiftlikten çıkmaz. Kesinlikle o çiftliğin malıdır. Onun için böyle görmediğimiz sürece de tüberkülozdan brusellozdan kurtulamayacağız. Kurtulamayacağız. Bu ahırlarda peki tüberküloz da bruselloz gibi e, belli bir süre geçmesi gerekir mi? Tabi tabii. Sanıyorum dezenfeksiyon. tabii, tabii dezenfeksiyon şu Benzer belli bir süre hocam? aynıdır, aynıdır. Yani 6 ay, 1 sene, ne bileyim 2 sene, bilemiyorum. Yani duruma bağlı, ahırın pozisyonuna bağlı. Hele hele bizim ahırlarımızda güneş de görmez, her taraf şey kapalı, her taraf nem içerisinde ahırı boşalttınız diye orada kalmayacak anlamına gelmez. Çok tehlikeli bir durum bizim için Türkiye hayvancılığı için. Hocam sorumuzu da hatırlatayım, hazır nemli yerler dediniz. Hı -hı. Bir izleyenimizin cevabı da kuru ve temiz o. Biraz da tabii kolaya kaçtı. Genel bir cevap verdi ama evet. e, bu sorumuzla alakalı da dedik sırlarda yaygın görülen Hı -hı. hastalıklardan e, sizin korunma yöntemleriniz nedir? İki tane yöntem istiyoruz sizden dedik. Bir izleyenimiz de bu cevabı vermişti. Teşekkür Burada ederiz. En azından olaya. bu kuru ve temizliği slogan e, oldu artık. Sloganımız hocam. yaptık ama e, geçen de gene bu konuda konuşuyoruz. Hı -hı. İnsanlar şey düşünüyor. Ya Tamam da ahır kardeşim burası yani işte, imkansız gibi düşünüyor imkansız gibi düşünüyor biz kuru ve temiz derken hayvanın affedersiniz, işediği yerin yerinde kuru ve temiz olacağını düşünmüyoruz ama e, yattığı yer hiç olmazsa Yataklı, yani yata, yata, kuru yatak ve yeri kuru ve temiz olacak Buzağının altı kuru ve temiz olacak kuru ve temizi Türkiye'de en çok bozan en çok bozan yer hala tekrar ediyorum gezinme yerleridir. Biz kuru ve temiz diyoruz ama gezinme yerleri bunun zıttını ifade ediyor. Kuru ve temiz olmayacak bir yer varsa Türkiye'de gezinme yerleridir. Ve şimdi bugün Bruselloz'u anlatırken yine de söyledik. Gezinme yerleri hastalık yayılma yeridir. Ama bugün yine bir soru aldım. İnsanlar yanlış bilince, eksik bilince yanlış yerlere kendilerini sevk ediyorlar. E sen öyle diyorsun ama besi hayvanlarının ne yapacağız diyor. E besi hayvanının memesi yok, rahimi yok. Değil yani. mi? Yani yani biraz soru sorarken de biraz Hı -hı. az da olsa bir mantıklı olması lazım sorunun. Hı -hı. Hani memesi yok, rahimi yok, rahim akıntısı yok, meme hitabı yok bilmem ne yok. Onları salın açıkta beslensinler. Türkiye'de açıkta besi yapılabilecek çok iyi. Yani çok yerde açık tabii Hı yapılabilir ee, ama bilmiyorum hala biz hayvanları kapalı yere kıstırmakta bir numarayız. Peki hocam Brusellozda konuştuk. E, tüberkülozun tedavisi var mı? Tedavi edebilir miyiz? Hayır hayır hayır. Tüberkülozun tedavisi yok sığırlarda. Öyle bir şey yok. Tüberkülozlu hayvan kesildiğinde gördü, görmüşsünüzdür belki. Hı. Yani ne kadar? Zaten kesildikten sonra ortaya çıkıyor %90. doksanlık. Öyle tedavisi. öyle öyle. Evet kesildince ortaya çıkıyor. Yani ölüm’e yakın bile olsa. Ha. E, direkt kesildiği için o ette bir şekilde Şimdi bizde e, öyle bir tedavi söz konusu değil bir kere onu unutun da e, bir de tüberkülozlu hayvan kesilince ne kadar vücudundan böyle e, şey e, kötü görünümler olduğunu hatırlıyorsunuz. Ve o hale gelmiş hayvanın yaşadığını da düşünün. Yani o hayvan yaşıyor düşünün. Ve ayağıyla da mezbaya kadar gitmiş. Yani ayayla mezba evet. etmiş. Şimdi burada konu ne? Bizde kavurma yap yaparsınız bunu. Atarsınız pis yerlerini. geri kalanı da kavurma yaparsınız. Tabi kavurma yaptığınız zaman hiçbir problem kalmaz. Ee, mikrop da ölür ve o insana da geçmez. Ancak kaşektikse diyor şey yani e nizamname, et teftiş nizamnamesi kaşektikse diyor kullanamazsınız. Kaşektik ne demek? iyice bir deri bir kemik kaldıysa demek yani. Hı hı. Çok zayıflama demek. Kaş o. Bir deri bir kemik kalmış hayvan. Tüberküloz ama ayrıca bir deri bir kemik kalmış. İşte o hayvanın kavurması da yapmayacak. Onu diyor imha edeceksiniz diyor. İşte orada da problem var. İmha etme yerleri kısıtlı. İmha etme yeri kısıtlı. O zaman birçok kasabada şurada burada... ...kürk ilçelerde falan kesildikten sonra nerede imha edeceksiniz? Hadi bakalım. O, o zaman git işte bilmem gaz yağ al, benzin al, burada tutuşturalım, yakalım. Yani imhası da problem. Hı hı. Altyapı da problem. Alt Hocam devam da problem. edeceğiz. Ee, evet. Bir aramız daha var. Aradan Peki. sonra son bölümde e, son bölümde cevaplarımız da var. çiçeği <laughs> evet, bahsederiz. Tabii. Ondan sonra da dediğiniz evet. gibi cevaplarımızı evet, evet, evet. E, aktaracağız tabii, izleyenlerimize. Tabii. Değerli izleyenler kısa bir reklam aramız daha var. Aradan sonra son bölümde sizlerleyiz. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra son bölümde sizlerleyiz. Ee, birkaç dakikanız kaldı bize cevap yollamak için. Soruyu tekrar hatırlatayım. Ee, Sığırlarda görülen yaygın hastalıklardan konuşuyoruz. Bu hastalıklardan siz nasıl korunuyorsunuz? Ne yöntemler uyguluyorsunuz? Bununla alakalı cevaplarınızı bekliyoruz. İki tane e, sizden sizin geliştirdiğiniz veya herkes tarafından uygulanan yöntem bekliyoruz. E, hocam yine e, sorular var. Sorulardan gidelim istiyorum biraz daha. E, Brusella ile alakalı bir soru gelmiş. E, yine onu da sorayım size. Brusella'nın aşı programından bahsedebilir misiniz? diyor Akşehir'den Mehmet Alptekin. Göz aşısı hariç herhangi yapmamız gereken bir şey var mıdır? Bu yok. Konuda? Göz aşısı yapılıyor. Artık deri altı aşılar kaldırıldı. Göz aşısına geçtiler. Bunu da buzağayken biliyorsunuz yapılıyor. Hı hı. Ee, ve Tarım Bakanlığı'nın e, yaptığı bir konudur. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın bölgedeki e, müdürlükleriyle, ilçe müdürlüğü neyse onlarla temas etmeleri lazım. Ama aşıdır yani başka bir şey yok. Siz diğer tedbirleri kendiniz alacaksınız yine Brusella ile ilgili bir serzeniş diyeyim. haklı da bir serzeniş izleyenimizin belirttiği şekilde gelişiyorsa olay Şubat ayında 3 tane inek verdim diyor tarım müdürlüğüne verdimden kastı Bruselladan dolayı ihbarda bulunmuş ve hayvanlar tespit edilmiş 2 bin lira 21 bin lira. Fiyat tespit edilmiş yani inek başı 7 bin lira civarında. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Ekim ayındayız. 9 ay geçti hala bekliyorum ki ücret ödensin diyor izleyenimiz. Yine Balıkesir'den bir soru var size. Sürdeki Bruselle olan inekleri temizledim fakat kalan ineklerde iki kez farklı zamanlarda test yaptırdım. İki de negatif çıktı bir tanesi normal doğum yaptı hala bir tehlike var mıdır? Ne yapayım diye sormuş izleyenimiz. Yok artık. Bir daha seneye gene yaptırsın. Hı hı. Yani yani kurtulmuş sene. olabilir mi sürüsü olabilir. ya onların Bir daha seneye gene yaptırsın. Yani çıkmayana kadar yaptıracak. Şimdi e, brusellozlu hayvan da normalde doğum yapabiliyor bazen. Hı hı. Yani o normal doğum yaptığı da brucellozdan kurtuldu demek değil. Brucelloz tahlili basit yaptırsınlar. Tüberküloz tahlilleri de aslında basit, zor değil. Bir de tüberkülozda şimdi eski hep tüberkülon testi yapılır. Yani yıllardan beri tüberkülün testi yapılır. Hı hı. Tarım Bakanlığı da halen onlar için e, onları kabul ediyor. Yani tüberkülün testini ama bunun dışında birçok da artık e, teşhis yöntemi var. Yani sadece <laughs> tüberkülün testine bağımlı değiliz. Birçok bir yani test sendir. var. E, e, bakın direkt teşhis için kullanılan e, test alerjik deri testi yani tüberkülin. O hı hı. Bir, ilk söylediğim. Onun dışında floresan antikor tekniği, radyoemünel tekniği, eliza tekniği, gamma ifn AI, PCR, kromatografi, DNA fingerprinting yani laboratuvarların, laboratuvarların ince ince teşhis, teşhis. yani çok teşhis yöntemi var. Hı hı. Halen e, bunların sanıyorum paralellikleri yani birbirine karşı paralellikleri ispat edilmedi midir nedir? Tüberkülün testi geçerli hala. Yani alerjik deri testi geçerli hı hı. hala. Tarım Bakanlığı nezdinde öyle söyleyeyim. Hı hı. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bakın Türkiye'de... ...bu ıı, ağrı işletmeler var. Evet. Ama sayısı çok az. Hı hı. Ben şu Benim andaki... Parmaklarını geçme şu andaki rakamı bilmiyorum yani. Ama bin ağrı işletme var mıdır Türkiye'de? Bin ağrı işletme sanmıyorum. Evet, bin sanmıyorum tane. Bende. Ama... Bölge bin, olarak bin zaten çok mu? iki bölgemiz de var. Bin çok mu? Hı hı. Değil. Az değil. Az mı? Değil. Neden? Bin cüzi hı hı. bir rakam. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de milyon tane falan işletme var. Hı hı. Demek ki bin tane bile olsa yani hiçbir zaten şey işte ifade işte bir edmiyorum. elin parmağı yani benzetmesi yani de buradan e, bu, yola bu çok çıkarak şey. yapıyoruz. Şimdi bu dokuz ayda parasını alamayan arkadaş var ya, hı hı. inanın zararda değil. Yine de kardadır. O hayvanları yok etti çiftliğinden çıkardı ya. Yine de zararda değil. Evet parasını tamamen alsa tamamen zamanında alsa çok iyi de. Yani şu hastalıktan kurtulmak için akla gelen her şey yapılması lazım. Devlet tabii ki işini yapacak yapması lazım falan tamam onu biliyoruz ama biz de bu konuda üstümüze düşeni yapalım. En birinci en birinci en birinci konu Böyle dışarıdan hayvan getirip ahıra sokmuyor. Bu da çok önemli. Hayvan alırken Yapmıyor. dikkat etmemiz gereken en önemli hususlar. En yani? derinci konu bu. Yani lüzumsuz yere kendi paramızla kendi kendimize ateş oluyoruz. atmış oluyoruz. Ve evet. bu Türkiye'de kaynayan bir kazan. Yani bunun artık e, hayvanın tipini beğendim falan. Ben böyle çok insanla karşılaşıyorum. Abi ya bir hata yaptık niye işte tipini çok beğendim ya memeleri de şöyle iyiydi ya aldım ya falan filan deniyor işte o hayvan bir problem yaratabiliyor. Bu tahlil meselesinde de artık tahlili yapan devlet dışında da laboratuvarlar var. Bunlar e, türkkül'ün testi kullanmasalar bile başka testlerle bu tahlilleri e, yapıyorlar. Bu, bu konu Türkiye'nin yarasıdır ve ben gördüğüm kadarıyla, bu yara uzun zaman daha yok olmayacaktır. Ben bildim bileli var. Daha da çok seneler gidecektir. Çünkü kararlılık isteyen bir konu. Hı. Kararlılık isteyen bir konu ve kesinlikle kararlılığın da hükümet bazında olması lazım. Bakın bu programda kaçıncı kez tekrar ediyorum. Evet. Normalde hükümet biz çok bazında, fazla yani, tarım politikalarıyla ilgilenmiyoruz, i̇lgilenmiyoruz ama bu hastalık bazında ilgileniyoruz. Burada şart diyorsunuz. Tarım politikası değil bu. Bu hastalık. Bizim bu, bu anlattığım tarım politikası Yine falan de değil. bu Yine de bir politika geliştirilmeli ha, bu konuyla. Bu konuda hala. şeyli yani köklü, dirayetli yapılması için her yönden desteklenen Hı -hı. bir bakın yani hükümet diyorum Tarım evet. Bakanlığı değil. Hükümet bazında desteklenen bir olay Bakanlar Kurulu Karışacak, o kadar değerli hı hı. Işli, işler yapılacak ki bakanlar kurulu karışacak. Gene yönetim e, herhangi bir şeyde yani tarım bakanı da olabilir genel e, koordinasyon. Tabi. Ama bu bu tarım bakanlığının politikalarına karışmak falan değil bu söylediğim. Bu tamamen hastalıkla ilgili. Hekimlikle ilgili bir konu. Sonuçta toplumun konu hem hayvan evet. yönünden hem insan yönünden tamamen toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Evet. Onun için önemli. Hocam dilerseniz cevaplara geçmeden önce bir de çiçek var. Halk çiçek, de çiçek bunu hastalığı. ilk girişte zaten biraz, biraz bahsettik. bahsettik. Biraz daha devam Şimdi edelim bu üzerine sorularımız var. Sığırların nodüler egzantemi deniyor veya yumrulu deri hastalığı deniyor. Hı -hı. Ya ama biz buna çiçek hastalığı dedik. Ee, yumrulu deri hastalığı veya çiçek hastalığı dediğimiz ko konu e, aslında koyun keçi virüsü ile e, aynı aileden e, bir virüs bu hmm. ve Afrika'nın güney kısımlarında özellikle e, 1929'dan beri mevcut olduğu söyleniyor. Biz 2013'te bu hastalıkla yüz yüze geldik e, ve e, etken bir virüs ama bulaştırıcı olan da sinekler. Bakın hı hı. yani şapta böyle bir şey söylemedik değil mi? Ama şimdi burada bir sineklerden bahsediyoruz. Evet. Şimdi yaşayanlar benden daha iyi biliyorlar. Bunun dışında yani derinin dışında şişlikler görüldüğü gibi aynı yumrular e, iç organlarda da görülüyor. Hı hı. Biz dışarıdan görmüyoruz ama iç organlarda da görülüyor. Hayvan aniden işte iştahtan düşüyor, verimden düşüyor derken gebeyse işte yavru atabiliyor. Hızlı, aşırı hızlı zayıflama, topallık ve derken ölebiliyor. Ölüm çok birincil derecede çok fazla değil ama başka ölebilir. sebeplerden ölüyor hayvan. Hı hı. Yani hastalıktan ölmese bile ya ikincil enfeksiyonlardan ya da açlıktan hı hı. ölüyor. Ee, evet. Ağızdan burundan gelen akıntılar her zaman bulaşma sebebi. O akıntılara sinek konuyor. Ötüne geçirilebiliyor. Sokucu ve kan emici sineklerle e, yayılabiliyor. Hastalığın yayılması çok enteresan. %3 ile %85 arasında. Bir sürü de %3 de olabilir diyor yayılma %85 de olabilir. Neden diyor. bu kadar değişken? İşte çok geniş. Sineğe da. bağlı galiba. Değil mi? Hocam Biz bu hastalıkla yana, yeni tanıştık. yani. E, çok oraya. sıkıntı var. Büyük ihtimalle ki bize sinekten yana sorular da gelmiş. Evet. Hemen biraz önce rast gelmiştim ama pek çok şey yapıyoruz sineklerle başımız belada diyorlar. Evet evet. evet. Sineklerin zaten pek çok hastalığı taşıdığını biliyoruz. Biliyoruz. Burada da o zaman direktman bir etken. Abi benim bir yazım var ilgi çekici olduğu için söylüyorum sinekler ve inekler diye bir yazım var. Yani çok hastalık. <laughs> Biz de bir program yaptık sineklerle ilgili Hı -hı. program yaptık. Biz kere sineğin olmasını sağlayan olayları yok etmemiz lazım. Sinekler de olur birikinti sularda, durgun sularda olur. Hı hı. Değil mi? Birikinti sularda sinek olur. Onu çiftliğinizde birikinti su yeri varsa ki bu her yerde olabilir. Mesela en çok e, söylenen şudur. İşte bir yerde bir birikinti su var. Mesela atık bir lastik, atık araba lastiği içinde böyle su, su dolmuştur. Birikinti bir sudur. Hayvanlar için ...şey sinekler için çok iyi, idealde bir üreme yeridir. Ama biz onu ne görürüz ne de bakarız. Yani bu atık lastiğin içinde su mu birikmiş, orada sinek mi yaşıyor diye bakar mıyız? Hı hı. Yani mesela örnek konuşuyorum. Böyle yerler çoktur. Gizli sinek yuvaları, gizli hı hı. sinek yuvaları. Efendim bunun tabii yumrulu deri hastalığının veya çiçek hastalığı dediğimiz hastalığın... Kesin teşhisi yine de laboratuvarla yapılır. Karıştığı yerler de olabilir yani. Ama tabii çok belirginse laboratuvarsız da anlıyoruz biz bunu. İkincil enfeksiyonlar içinde tedavi için uğraşırız. Yani bu birincil olarak e, virüs hastalığıdır ve tedavisi yoktur. Ama ikincil enfeksiyonlar için antibiyotik vesaire yapılabilir. E, ve tedavisi uzun sürer. Yani çabuk geçmez. Hem hayvanı hem de insanları ve insanların da hayvan sahiplerinin de cebini hı hı. üzer. <laughs> yani öyle diyeyim. Kötü bir problemli bir hastalık. Bir mesaj gelmiş hocam. Hı hı. E, 8 aylık gebe Holstein inek. E, bir hı. haftadan beri iştahsızlık, kusma var, e, ağzını boş şapırdatma var, dışkı zayıf demiş. Büyük ihtimalle hani belirtilerden mi e, ilişkilendirdi de bize sormak istediği izleyenimiz bilmiyorum ama evet. böyle de bir sorumuz var. Hı. Evet. Şimdi bakın bana da hemen hemen hafta içinde de aynı benzer sorular gele. Şimdi mesela iştahsızlık hemen hemen her hastalıkta görülen bir belirti. Kapalı var. sorular değil mi? Detay yani, olmayan. Yani iştahsızlık hmm. olmayan bir şey yok yani her hastalıkta iştahsızlık görülüyor. Yani insan da bile böyle hani yani, bir halsiz olduğumuzda ha, canımız yani ee, istemez. Bunlar belirti bile bizim için sayılmaz çünkü hiçbir hmm. spesifikasyonu yok özel belirti değil. Biz tabii lazım olan özel belirti. Yoksa veteriner muayene ederek ortaya çıkarır. Değil mi? Biz de yani, muayene edemediğimiz gibi muayene Mesela şimdi tanışsın o zaman. Izleyelim. Atıyorum dalda incirler var. Hı hı. İkisi de yeşil, ikisi de güzel ama bir tanesini ellerseniz böyle elinizle bakarsanız yumuşamış. Ha bu olgun dersiniz. İşte ne yaptınız? O bir muayene metodudur. Yani... Hı hı. O bir muayene metodudur işte. O o muayene metotlarını bizim buradan yapma şansımız yok. İştahsızlık da bir belirti, spesifik bir belirti değil. Özel bir belirti değil yani. Hocam, Kendi halinde bir şey. Şap aşısıyla alakalı bir soru Buyursun gelmiş. Lan. Ete vurulursa bir sıkıntı olur mu? Ee, diye sormuş kendisi. E, yapıldığı e, yerde problem yaratıyor bildiğime göre ete vurulursa. Hı hı. E, hocam son olarak dilerseniz... Niye e, çiçekten... ete vurulduğunu anlamadım tabi yani <laughs> Yanlışlıkla bilmiyorum. herhalde. Yanlışlıkla olabilir. Yani yanlışlıkla Çiçeği herhalde. biraz toparlayalım. Evet. Ondan sonra da konumuza sorulara geçelim. cevap vereceğiz. Şimdi çiçekte en önemli konu bu yara kabuklarında burada da notumuzda var. 35-40 gün canlı kalabiliyor yara kabuğunda. ve ya Ondan da problem baş devam Hı -hı. ediyor. Ondan da problem devam ediyor. Şimdi bunun yurt dışında bilhassa Afrika ülkelerinde aşıları var. Yani esas LSD aşısı yani yumrulu deri hastalığı aşısı var. Bizde ise çiçek aşısı kullanıyor bildiğimiz koyun keçi evet. çiçek aşısı kullanılıyor e, çünkü aynı aileden olduğu için yurt dışında da e, bilhassa Güney e, Afrika'da e, et şey, nerede Namibya'da Zimbabwe'de falan aşıları olduğu söyleniyor. Hatta ben daha önceden hatırlıyorum Kıbrıs e, bu aşılardan kullandı. Hı -hı. Ama Kıbrıs küçük bir yer tabii Hı -hı. ki ve e, hayvan sayısı da az yani onlar için hayvan sayısının az olması e, seri olarak aşı ithal edip derhal kullandılar ve bildiğime göre de bir hiçbir problemleri kalmadı Kıbrıs için ama bizde bir kere hayvan çok e, böyle bir şey yapabilir miyiz bu aşılar koyun keçi çiçek aşısından çok daha pahalı Hı -hı. onu da söylemiş olayım. Ee, yine ne yapılabilir? Her zamanki hikaye yani aynı şeyleri söyleyeceğiz. Dezenfeksiyon, ondan sonra hastalıktan ölen hayvanların uygun biçimde imhası, karantina, temizlik. Bu bu yani her zamanki şey. Evet bu konumuzun diğer kısmında bunlarla ilişkili zaten. O zaman hocam e, sorduğum sorunun cevabını verelim. Hem önce cevaplara yer verelim ondan sonra da bizim sorduğumuz soruya bakalım izleyicilerimiz ne kadar doğru cevap vermiş. Şimdi doğru cevabı doğru cevabı bizi iyi izleyenler mutlaka anlamıştır. Programın içinden çünkü çünkü değil mi? çok yakında bir önceki e, konumuz hı hı. bununla bitmişti hatırlıyorsunuz. Değil mi? Koruyucu bir önceki konumuz koruyucu hı hı. hekimlikti ve ben koruyucu hekimlik konusunu bitirirken en sonunda son cümlemiz neydi? Bir de bunun üstünde bir biyogüvenlik var o. Hı, hı koruyucu hekimlikten daha önemlidir demiştim. Hocam şimdi ben size cevapları Hı -hı. özellikle içinden ortak cevapları seçeyim. Hı -hı. Çünkü bazı izleyenlerimiz e, isim belirtmediği için onları direkt ben O ortak cevapları e, önce bir görelim. Bahsedemiyorum. Bakalım. Özellikle e, ortak cevaplarımız e, tahmin ettiğimiz gibi öncesinde sizinle konuştuğumuz gibi aşılama. aşılama. İlk ortak yani cevap, koruyucu, aşılama. Bu koruyucu doğru. hekimlik. Bu doğru. Doğru bu. E, bunun haricinde hijyen e, çeşitli ama herkes biraz daha kendine göre yorumlamış. E, kime işte ahırın kapısına kireç koyarım demiş. Hmm. E, yine spesifik cevaplara geçersem e, dezenfeksiyon demiş e, bir izleyenimiz. E, aşı ve hayvan beslemesi demiş. Kuru ve temiz demiş. E, kuru ve temiz de size iletmiştim zaten. Hmm. Kayseri'den e, Esra Hanım bu cevabı yollamış. Selami Yıldız e, aşılama demiş ve işletmenin girişine havuz demiş. Yani araçların dezenfeksiyonu, bireylerin dezenfeksiyonunu sağlamak için. Bolu Göynük'ten Gülşen Hanım daha önce yaz döneminde de ilk sorumuzun doğru bilenlerinden kendisi Tahir Hoca'nın tavsiyelerine göre besleme yapıyorum demiş. Bunun haricinde ahıra kimseyi sokmuyorum, kendim bakıyorum. Hayvanlarıma iyi de gözlem yaparım. Bunlar bence önemlidir demiş. Hmm. Bu hastalıkların önlenmesinde. Metin Akın Diyarbakır'dan temizlik demiş, havalandırma demiş, aydın, iyi aydınlatma, iyi personel demiş. E, o da herhalde gözleme getirmiş aslında hmm. e, işin ucunu. Hmm. E, Bir izleyenimiz suni tohumlama aşılar demiş yine farklı cevaplardan. Hmm. Ve son olarak da e, siz de bahsettiniz program içerisinde dezenfeksiyon sadece kireç olarak algılanmamalı dediniz hmm. ama %90 bize kireçten gelmiş cevaplar. Ahır içi temizliğinde veya ahırın evet. önüne dediğim gibi bir kutu koyup ayağını basıp girmesini sağlamak vesaire evet. Bunun benzeri cevaplarımız gelmiş. Evet. Özellikle içinden seçeceklerim bunlardı. Bunun harici aşılama ve biyogüvenlik etrafında dolanmış durmuş. Evet. Ama mesela benim Belki evet. de beklediğim bir cevap vardı. İşte bu koruyucu poşetler işletmeye girenler ya da giriş çıkışın biraz daha kontrolüne yönelik cevaplar evet. gelir mi dedim ama evet. bu yönde cevaplar gelmedi. Siz ne diyorsunuz cevaplarımıza? Cevapların hemen hemen tümü doğru. Yani o konuda istediğimizi aldık. İstediğimizi istediğimizi ben bir 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 şey alamadım. Karantinayı söylemediler galiba hı hı. hiç. Karantina hiç gelmedi. Evet. İşte en önemli konudur karantina. Hı hı. Yani bir hayvanı Çekip de hastalıklı hayvanların şey sağlıklı hayvan yanında hastalıklı hayvanı koymayın. Yani bir çuval incir meselesi. Yani bir tane kötü incir bir çuval inciri berbat eder. Bunu da atalarımız söylemiş. Biz de söylemiyoruz. Demek ki doğru bir kelime. Doğru bir cümle. İki Niye madde yapmam? dedik. Bir karantina mı bizim ilk maddemiz? Benim biyogüvenlikten anladığım yani Hı -hı. karantina dezenfeksiyon okey. Kapı Hı -hı. önü şu bu. Ve mü şeylerle, kemirgenlerle mücadele örneği. Kemirgen dediğimiz yani fare. Evet. Fare hastalık taşır. Hı -hı. Sinek hastalık taşır. Yani bunlarla mücadele koruyucu hekimlik falan değil. Doğrudan doğruya biyogüvenliktir. Hı -hı. Biyogüvenlik. Koruyucu hekimlikte şimdi mesela bir arkadaşımız enteresan geçen seferden iyi dinledi belki bizi. Ondan söyle suni tohumlama diyor. Biz onu koruyucu hekimlikte saydık. Neden? Çünkü tüberküloz bruselloz İBRE, BVD, efendim leptospiros bu birçok hastalık sayabiliriz. Hı hı. E, aşım yoluyla bulaşır. Evet. Genital dedi yani hı saydık saydık demin genital. Aşım yoluyla bulaşır. Demek ki suni tohumlama bir koruyucu hekimlik. Muhakkak. Tabii ki iki tane ana e, yöntem var. İki korunma yöntemi var. Bir tanesi biyogüvenlik, ikincisi koruyucu hekimlik. Yani aşılama tabii ki koruyucu hekimlik. Suni tohumlama. Mesela iyi besleme demişler. Tabii onlar hepsi koruyacak emek ama biz burada ne dedik? Yaygın hastalıklar, salgın hastalıklar da. Yani e, bu, burada en önemli konu biyogüvenlik. Örneğin bir kemirgen mücadelesi, fare mücadelesi çok önemli. Örneğin e, etrafını, çiftliğinizin etrafını bir telçitle çevirmiş misiniz? Yabani hayvan girmesin. Çiftliğin etrafında telçit varsa demek ki yabani hayvanlar giremesin diye yapıyorsunuz bunu. Hı hı. Bu bir biyogüvenliktir. Evet. Karantina bence en bir numaralı konudur. bir En başta gelen hı konudur. Hı. Karantinayı bakın daha bu kadar şap anlattık, bu kadar bruselloz anlattık, bu kadar tüberküloz anlattık. Bu kadar hayvan hareketleri anlattık. Karantina demedi ne yazık ki insanlar. Bu konu yani hepsi doğru ama karantina bir numaralı konudur. Hı hı. Ve en güzel konu e, hastalık eradikasyonunda, hastalıkların yok edilmesinde adalar daima başarılı olmuştur. Adalar mesela e, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Kıbrıs adalar. Neden? Çünkü ada her zaman... E, daha e, kolay değil mi, savunması? Karantinaya Hı hı. alması çok kolay koyarsınız giriş yerlerinde karantina tedbirlerinizi almazsınız içeri hı hı. almazsınız oldu bitti onun için adalar çok erken eradikasyon yapabilirler o, o bakımdan bir de o kireç meselesine kiracın beyazına her zaman güvenmeyin sık sık tekrar edin beyaz var diye dezenfeksiyon yaptığınızı sanmayın onların da belli bir dönemde etkisi biter. Ya yenileyeceksiniz ya da daha kuvvetli bir şey kullanacaksınız. Hocam o zaman biz tam olarak sınıftan geçemedik bu akşam sorudan dolayı. Bu karantinadan evet not kırıldı biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli Güzel. bilgiler için. Süremizi tamamladık. Önümüzdeki hafta inşallah bir kaldığımız Bir faydamız olduysa mutlu oluruz. İnşallah bunlardan ders çıkarız. Bir daha sefere doğru işler yaparız. Ee, teşekkür ediyoruz tekrardan hocam. Değerli izleyenler bu akşam sığırlarda görülen yaygın hastalıklardan bahsettik. Ee, özellikle bunlardan öncelikle korunma yollarını sonrasında da varsa tedavi yollarını veya bu problemle nasıl başa çıkacağımızı anlatmaya çalıştık. Yine sizlerden gelen sorulara da yanıt verdik. Yanıt veremediğimiz soruları da hafta içerisinde e, yanıtlayacağız. Biz size sorular so sorduk. E, her haftaki gibi programımızın da bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrardan buluşuncaya dek herkese iyi akşamlar.